falan. Hepsinin ayrı bir alemi var. Hayvanlar alemi, köpek. Sen köpeğin dilini bilmiyorsun, onu anlayamıyorsun. O seni bilmiyor. Bazı şeylerde ufak tefek böyle temaslar ortak oluyor. Ortak temaslar. Hani ortak dillerimiz var yani hayvanlar aleminde. İşte duygu, mutluluk, işte öfke falan, korku gibi şeyler var ama abi iç içesin. Böyle sonra şey geldi aklıma. Böyle mutant filmleri olur ya. Evet. Böyle bir bakarsın insan geçiyor. Oradan üç kollu işte bilmem beş kollu yaratık geçiyor. Oradan yarı hayvan yarı insan tipler falan. Öyle bir kurgu düşün. Çok böyle olağanüstü bir şey gibi izliyorsun filmi. Zaten daha şeyini yaşıyoruz zaten. Değişik değişik canlı tipleri falan. Dört ayaklı birisi. Birisi uçuyor falan kanatlı böyle. Alemler var yani. Ve sadece bu farklı türler arasında değil. İnsanların da kendi içerisinde bir sürü farklı farklı dünyalar var, alemler var. Bambaşka şeyler var. O yüzden dünyanın ne olduğundan öte bizim kendimize nasıl bir dünya yarattığımız önemli. Mesela çok enteresan bir haberle başlayalım. Değerli izleyiciler, bugünkü konularımız, geçen haftaki programa başlarken çaylarınızı, kahvelerinizi hazır edin demiştik. Güzel tepkiler aldık, teşekkür ederiz. Bize akıl verdiniz ondan sonra. Çok hoşumuza giden akıllar verdiniz. Çeşitli telefonlar aldık, çeşitli mesajlar aldık. Sana çok selamları var. Aleyküm selam. Benden de herkese çok selamlar. Şimdi bu hafta daha böyle detaylar var programda. Böyle hiç kimsenin fark etmediği diye biraz övelim şeyi. İnceliklerden bahsedeceğiz. Daha önce bahsettiğimiz, şimdi ortaya çıkan bazı konulardan bahsedeceğiz. O yüzden tekrar çayınızı, kahvenizi alın, hazır edin. Bizim sohbetimize, biz sohbet diyoruz, sohbetimize ortak olun. Hep beraber programımızı yapalım. Fransız kazı ekibi bir arkeoloğun 200 yılı önce bıraktığı mesajı buluyor. Görsel 9 arkadaşlar. Şimdi bu da çok böyle enteresan bir şeydir değil mi? Histir. Ben çocukluğumda falan böyle şeyler bırakmak isterdim. Şimdi 200 yıl önce bu. Hmm. 200 yıl önce Fransa'da bir arkeolog kazı yaparken böyle bir şey bırakıyor. Bunu da daha yeni buluyorlar. Ne zaman bırakıyor? Şöyle söyleyeyim. Ocak 1825'te. Yaptığı kazılarla ilgili detaylı bilgi vermiş. Hani ileriye selam falan dememiş. Biz burada bu şekilde kazılar yapıyoruz demiş. Şimdi sen hayatında hiç böyle bir şey düşündün mü? Ya bu mesajı gönderiyorsun mesela, verdin postaya, posta arabasına bindi, trene bindi, uçağa bindi, gitti ya. Uzayda bir yol kat etti. Bu tam tersine, olduğu yerde duruyor, bu zamanda bir yol kat etmiş. Aynen. Yani zaman aslında zaman makinesi gibi bir şey. Şey de öyle yani, buna bakınca para aklıma geldi. Para da aslında zaman makinesi. Niye biliyor musun? Sen çalıştın, ürettin. Zaman harcadın. Evet. O harcadığın zamanı burada depoladın. Ve bunu başkasına verir, başkasının zamanını satın alabilirsin. Bunun içerisinde paketlenmiş bir zaman var. Paranın içerisinde. Paraya da yazardık, hatırlarsın. Hı? Paraya da yazardık çocukken. Evet. Hala niye? Da yazıyorlar. Paraya yazılar falan. O çok dolaşırdı abi. Şimdi artık dolaşmıyor. Hep yenisi geliyor. Basıyorlar ya. Yani zamanı paketlemenin yöntemi var. Yani kendi zamanını geri alamazsın ama onun muadilini alabilirsin. Başkasınınkini satın alabilirsin. Bu da onun gibi bir şey. Para da dediğimiz şey de öyle. Bu da zamanda gönderilmiş. Diyor. Bulduğu bilgileri yazıyor. Evet. Site de Limes veya Sezar'ın kampı diye bilinen bir geniş bölgede, bu geniş evet. bölgede araştırmalarımız devam ediyor diyor. Yani ileriye yani, dönük özel bir mesaj vermemiş. Yaptığı işe dönük. Biz ileriye dönük verelim bu programda bir tane. 5 Kasım tarihine dikkat çekmiştik zaten de. Şimdi yaklaştığımız için o tarihe, yani Amerika'daki seçimlerin olacağı tarihe. Tamamdır. Çok ciddi olaylar ekonomik anlamda. 4 numara. Siyasi ve arkadaşlar, jeopolitik anlamda çok büyük depremlerin eşiğinde duruyoruz. Onu söyleyelim. 4. Daha tarihte verdik yani. Daha da vereceğiz de tarihler, başka tarihlerde bu programda. Bu söylediğimizi açacağız zaten. Şimdi ben sana 5 Kasım'ı sordum. Dedim ki, Hamza Bey dedim, artık Trump'ın kazanacağını düşünmüyorum dedim. Kazanır demedim.
Tabii benim söylediğim şey kazanır, Kamala Harris kazanır manasındaydı. Hani öyle olması gerektiği için değil, konjektür döndü dedim. Ondan sonra sen dedin ki, ben dedin çok farklı bir şey düşünüyorum. Sen bana sordun, sence kim kazanır dedin. Çok büyük tepki alan bir cevap verdin. Ama hani olumlu ve olumsuz anlamda da hani ya arkadaş hani biraz böyle hani nereden buluyorsunuz, uyduruyorsunuz falan diye. Onu bir tekrar eder misin? Sonra şunu okuyacağım. Vallahi evet, yani dediğin gibi o zaman nereden nerenizden uydurdunuz falan diye çok tepki aldık da. Buyurun. Yani şunu söylemiştik o zaman. 5 Kasım tarihi Amerikan İç Savaşı'nın başlangıç tarihi olacak demiştim. Ve dolayısıyla o gün o seçimin sonucunun ne olacağını kimse öğrenemeyecek demiştim. Yani seçim sonucunun soru ya. Yani çünkü her iki tarafta birbirini hile yapmakla, oy çalmakla suçlayacak diye bir iddiada bulundum. Ve daha sonrasında ortaya çıkan kaosun, ki öncesinde başlayacak aslında tansiyonun yükselmesi, sokaktaki hareketlilikler dahil olmak üzere, ulusal muhafızların sokağa ineceğini ve bunu eğer bastıramazlarsa da bu iç savaşın korkunç bir hale dönüşeceğini, bastırılırsa da daha farklı bir boyut kazanabileceğini o zaman söylemiştim. Ardından birkaç hafta geçti. The Economist'in kapağını da sen yakaladın. Ben bunu görmemiştim. Bu yeni kapak zaten. Birkaç hafta geçmedi. Ne? Şimdi biz geçen hafta bu özel bir durum olduğu için bunu şey yapmadık. Sen bu yorumu yaptın. O yorum çok büyük şey oluşturdu. Ne denir ona? Yani gündem oluşturduk, evet. Tepkiler geldi olumlu veya olumsuz. Bu bir iki gün içinde yayınlandı ondan sonra hemen. Yani bir haftasını doldurmadı. Ondan sonra yayınlanan kapak vallahi iyi yakalamışsın. Diyor kapak ki, ne diyor? Daha ne kadar çirkinleşebilir? How ugly will it get? Ne kadar çirkinleşecek? Sahtekar, hilebaz, karalanmış. Daha ne kadar çirkinleşebilir? Ne kadar çirkef olabilir? Ama başka bir detay var. Paylaşım. Hani bu tamam, bu kapak da. Bunu Twitter'da paylaşım, yani ikisi de paylaşım şeyinde ne yazıyor biliyor musun? Seçim sonuçları diyor. 5 Kasım akşamı belirlenmeyebilir diyor. Evet, çok ilginç aslında. Bizim söylediğimizin aynısını söylemişler. 5 Kasım akşamı seçim sonuçları belli olmayabilir. Verilemeyebilir sonuç ya. Şimdi bu masa meşhur bir masa. Başkanın masasıdır Amerika'da. Oval ofisteki masasıdır. Hatta bir şeyde de vardı. Nicolas Cage'in bir tane filmi vardı. Hazine Avcıları. Kutsal Hazine Avcıları şeydi. O Indiana Jones'tu. Bu Nicolas Cage'in şeyinde. Hatta o filmde bu masayla ilgili bir bölüm şey de vardı. Hatta masanın şifresi. Orada gizli bir şey falan saklıydı. Bu masayı koymuş kapağına. Başkanın masasını. Yani onun Amerikalı baktığında hemen anlıyor ona başkanlık maskası olduğunu. Zaten başkanlık koltuğu ve şeyleri var yanında. Bak dikkat et. Bir şey dikkatinizi kaçmasın. Altta. Masada gaz bombası var. Evet. Yerde gaz bombası var. Oval ofisin basılması. Bak kongre baskını hatırla. Kongre baskını. Bu Beyaz Saray. Evet. Tamam mı? İkisi karşılıklı. Kolay değil yani şu manşeti şu şey. Bu çok şey iddialı bir kapak ha. Hani biz söylüyoruz, bize sallıyorlar diye diyorlar, ediyorlar buyurun falan, hani mahallenin delisi gibi konuşuyoruz falan olabilir de. Bak buyurun. Aynı noktaya. Ve bak. Tekrar yerde ne var? Yerde ne var? Bundan sonraki kapak. Gaz bombası var. Başkanın masasının önünde yerde gaz bombası var. Zaten yazıyor, diyor ne kadar çirkef olacak diyor. Evet. Yani kendi başkanlarının masasına yazdıkları yazıya bak yani. Amerika'nın başkanı bu. Tabii masaya yazmış yani. Bak ama çok enteresan. Hani hakikaten ne kadar çirkefleşebilirin çok enteresan şeyleri var, temasları var. Birinci görseli alabilir miyiz arkadaşlar? Amerika için, dünya için Trump kazanmalı. Şimdi çok enteresan. Bunları nasıl yorumlarsın? Bunlar Elon Musk'ın kendi tweetleri, kendi üzerinde. Bazıları Türkçe'ye çevrildiği için. Ya direkt çevrilmişiz. Çevrilerek yayınlamışız. Yani orijinal kendi şeyinde. Şimdi çok detaylar var çünkü bunda. Enteresan detaylar var yani. Kibir var. Kendini küçümsemek var. Bak özgürlüğün şeyi var. Buyur sen de. Şimdi burada bir zafer şeyi baktığın zaman sokakta bir zafer. Bu seçim zaferi falan değil bu. Heh. Bu yani
Bu bir kavganın zaferi, bir savaşın daha böyle sokakta daha fiziki bir şeyin şeyi. Ve buradaki canlandırdıkları şeye de bir eleştirim var. Özgürlük heykeli, Lady Liberty diye bilinen Amerika'da, yani bayan özgürlük gibi Lady Liberty. Ama Lady falan değildir o, aslında o Prometheus'tur, o özgürlük anıtı da, girmeyeceğim o konuya ama ben onu anlatmıştım başka bir zaman. Özgürlük anıtında kadın zannettiğiniz figür aslında erkektir. O Prometheus'tur. Dikkatli bakın o heykele. Yakından bakın. Çok bariz orada tanrıların dağından, Olimpos'tan ışığı çalan, Olimpos'un ışığını insanlara getiren ve bunun için lanetlenen Olimpos tarafından Prometheus'tur. Neyse, boş ver. Şimdi bunu kadın olarak kabul etmişler. Adaleti, tamam mı, temsil ediyor. Ve adalet ve özgürlük. Şimdi bu eğer bir kişiye bağlıysa adalet ve özgürlük, o gerçek anlamda adalet ve özgürlük olamaz. Bir şahsa bağlanmışsa. Burada bu liderlik, aslında bu despotizme, bir diktatörlüğe giden bir liderliği de aslında işaretini veriyor. Ve Elon Musk'ın da bunun arkasında durduğunu, desteklediği fikrini zaten karşımıza çıkıyor. O da işte politik olarak durduğu noktayı biliyoruz. Trump'ı destekliyor. Ama gel gör ki belki birazdan konuşuruz, daha önce de biraz değinmiştik. Bunun Tesla falan böyle ex şirketlerinin asıl büyük ortağına baktığın zaman, hissedarına baktığın zaman bizim karşımıza veya dünyanın geleceğiz karşısına alternatifleri koyan, sen zannediyorsun ki seçme hakkın var zannediyorsun, yapı yine karşına çıkıyor. Ondan sonra burada ne demiş? Amerika'nın kaderi bu seçime bağlı. Bak nasıl bir önem atfediliyor. Daha önceki hiçbir seçimde böyle bir seçim olur, kazanırsın, kaybedersin. Avrupa'da da böyleydi. Avrupa'da seçimlere katılım oranı nedir biliyor musun? %20'lerdeydi. Son yıllarda, son dönemlerde arttı ama normal seyri %20-25 aralığıdır. Şimdi bizde neden %80'lerin üzerinde? Hatta bir öncekinde %90'ları buldu. Bu halkın kutuplaşması, politize olması yeter ki karşı taraf gelmesin diye inadına sandığa gitmesi demektir. Yaşa. Biz demokrasiyi o zannediyoruz. Sisteme güvenmiyor çünkü, anladın mı? Aynen. Yani öbür adam diyor ki ya belli bir sistem var, kim gelirse gelsin, belli bir işleyiş var, umurunda değil yani %20'lerdeki bir katılım. Bizimkiler de övünüyor, demokrasi şöleni oldu, bilmem ne oldu. Tam tersine aslında demokrasinin rezaletinin göstergesidir. Şimdi bu da bak yine bu Amerika'da da bu şey ortaya çıkıyor, anladın mı? Aynı eğilim Türkiye'deki gibi veya 3. dünya ülkelerindeki gibi eğilim, Amerika'nın dünyanın süper güçleri ileri, nispeten ileri medeniyetlerinde de Trump'ın zaferi ifade özgürlüğünün, güvenli sınırların yok ya, yapma ya. İfade özgürlüğü orada ona muhtaç diye gözüküyor. Kendilerine dokunulduğu zaman ifade özgürlüğü diyorlar. Tamam diyeceksin tabii ama sen de başkasının ifade özgürlüğüne dokunmayacağının garantisi ne? Yani öyle bir şey yok. Irak'a demokrasi ondan götürdüler yani. Tabii ya. Demokrasi, özgürlük getiriyoruz diye yola çıkıyorlar hepsinde. Ondan sonra güvenli sınırların, güvenli şehirlerin ve mantıklı harcamaların savunulması için olmazsa olmazdır. Bak burada şeye de gönderme yapıyor. Mantıklı harcamalar. Amerika'nın dış borcu 35.39 trilyona geldi şu anda. Patır patır artıyor. Onu her hafta söylüyor zaten. Diyor ki Amerika batıyor diyor. Belki hani en doğru söylediği şey odur. Kesinlikle doğru. Amerika şu an iflasa doğru gidiyor. Hızlı bir iflasa doğru gidiyor. Ve 1 Ekim tarihine de dikkat çekiyorum. 1 Ekim. 1 Ekim Amerika'da yeni mali yıl başlayacak. 1 Ekim. Çünkü yani mali yıl Ocak'ta başlayıp Aralık'ta biten bir şey değil. 1 Ekim'de başlar ve Eylül'ün sonunda biter. Şimdi Eylül'ün sonunda eğer geçen mali yılın sonunda bir sürü hükümet kapanacak mı kapanmayacak mı gerilimleri, tartışmalarıyla birlikte ek bir bütçe bir seneliğine uzatılmıştı. Borçlanma tavanındaki sınır bir seneliğine kaldırılmıştı. Şimdi tekrardan yeni bir bütçe, hükümet bütçesi oluşturulmazsa, bu konuda anlaşamazlarsa Amerika'da yine böyle bir şey söz konusu olabilir. Ama üstesinden gelmek için tabii ellerinden geleni de yapacaklardır seçime giderken. Çünkü cumhuriyetçiler bütçeyi dondurursa, hükümet kapanmasına sebep olursa seçimlerde aleyhine, onların da aleyhine işleyebilecek bir durum oluşturabilir. Bunu ortaya koyalım. Ama bu seçime doğru giderken hep bu şeydir. Piyasalarda dalgalanma olur seçim öncesi. Hep böyledir. Bütün dünyada da böyledir. Türkiye'de de böyle değil mi? Zaten şu anda
öyle bir noktaya gelmiş ki piyasalar, işte Ağustos ayında falan böyle o şeyler, çok büyük sarsıntılar, çöküşler falan oldu ya. Büyük zikzaklar. Şimdi inanılmaz aslında, onun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor bize şu an, biliyor musun? Oraya gelecek. Fed'in ama. Yani demek istediğim şu, uzatmadan bağlayayım. Hani 5 Kasım'a kadar çok ciddi piyasalarda sert hareketler, düşüşler, çöküşler göreceğiz. 5 Kasım'a kadar daha çok şey olabilir, evet, diyorsun. Hatta şöyle bir durum var. 25. görseli alabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi biz bunları konuşurken diyorlar ki bunlardan çok fazla şey alıyorsunuz. Şimdi almayalım mı kardeşim? Ya buyurun, bak şimdi. Bu kapak yayınlandıktan 2 gün sonra adama golf sahasında suikast girişimi gerçekleşti ya. In trouble, şimdi, başı dertte. Başı dertte diyor. Bak yazmış oraya, in trouble demiş. Adam golf arabasıyla kuma saplanmış. Time'a kapak yapmış. Ve bu da 30 Eylül henüz sayısı daha gelmeden ön satışa çıkıyor, tamam mı? Ön siparişe çıkıyor. Ön siparişi alıyor. Time'ın şeyinde de, kendi internet sitesinde de, diğer işte eBay'de, şurada burada. 2 gün sonra adam golf sahasında suikast girişimi oluyor ya. Kapakta adam sinyal vermiş. Şimdi sen buna tesadüf mü sence? Veya buna ya tesadüf diyen izleyicilerimiz varsa, yani bize söylesinler, bu tesadüftür desinler. Olabilir yani, bir onların, ne bileyim abi, bana hiç böyle mantıklı gelmiyor. Yani bu kadar mı olur? Golf sahasında yakalanıyor tabii şey, suikastçi. Yani sen bunu yaparsan zaten, buna ben hani normal bir vatandaş olarak, ister Amerikan vatandaşı, ister dünyanın herhangi bir noktasındaki düşünen bir insan olarak, başı belada diye nokta koyup, in trouble diye nokta koyup, iki gün sonra golf sahasında başı belaya girerse, evet, ben derim ki arkadaş sen nereden sen biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Bu kadar basit bir cümle ya, sorarım. Kadar... Ben nereden biliyorsun derim ya. Yani golf sahasını niye çizdin yani? Abi bu tesadüfle olacak şeyler değil. O yüzden bu kapaklarda bir şeylerin hep önceden sinyalini veriyorlar. Ben asıl o soruyu sormak istiyorum. Şey, o yüzden tamam, ekonomistin kapağında yerde gaz bombası, oval ofiste. Şekilcilikle, bu işaretlerle neyin izi bırakılmak istenir dünyada? Bu şey gibi mesela, açılışını yaptık ya, şişe gibi. Neyin ruh halidir bu? Bu neyin ruh halidir? Bunun adı nedir biliyor musun? Ezoterizmdir. Sembol diliyle mesajlaşma. Tamam, evet. Yani onu demek istedim. Ezoterik yani... bir metin bazen bir dergi kapağıdır, bazen bir şarkıdır, bazen bir sinema filmidir. Bazen sembollerle yazılmış bir metin, kağıta da yazılmış işaretler olabilir. Sembol dilidir. Ve bu dili ve bu işaretleri kendi aralarında, onların hepsinin anlamı olan ve anlayanlar arasında bir takım haberler verilir. Mesela biz şeyi konuştuk geçen hafta. Fight Club'da çok net bir şekilde yine orada ezoterizm yöntemiyle birilerine mesaj gönderip pozisyon alınması ve önceden hesaplanmış bir şey varsa bunun artık sahneye başlanması, adım adım işlenmesi şeyi, mesajı gönderilir. Yani bu bir de şeydir hani, gene konuştuk ya biraz önce. Hani hayvanlar alemi var, insanlar alemi var, insanlar aleminin içinde başka alemler var. Kendi alemindeki insanlara... Tabii, kendi alemine bak, bu kadar dikkat basit. Dikkat et, böyle bir şeyler olacak mesajı da anlamına da gelebilir mi bu? Zaten onu söylüyorum, tam olarak odur yani. Odur değil başka mi? Başka bir şey değil. Hani biraz bana da böyle sanki iz bırakmak gibi de geliyor yani böyle... Bilemiyorum yani. Evet, yani şunu da söyleyeyim bak Kaan. Yani o ilk suikastten farklı olarak bu golf sahasındaki girişim, bir de miting alanına bomba yüklü bir kamyon ardından koyuldu. Orada pis kokular alıyorum. Yani orada kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iki olay olduğunu da düşünüyorum. İlkinden bağımsız olarak. Arabada patlayıcı Long Island'da senin bahsettiğin, evet, şey. Ondan özgür hissediyorsun. Şey yani bak, değil mi? Sen yani ayrı Kaan, bir olaymış gibi. Kaan bak, bu herifi öldürselerdi o gün gerçek suikaste. Bak bu hikaye gerçeğinde ölseydi, ertesi gün Amerikan İç Savaşı'nın başladığını bütün dünya oraya mı gidiyor? 5 Kasım'ı çizecektik. Tamam, 5 Kasım'a gerek kalmayacaktı. Heh. Olmadı mı kardeşim? Şimdi ne yapıyorlar görüyor musun? Sürekli suikast girişimi. Bunun taraftarları ne diyecek?
Kardeşim, bizi desteklediğimiz adamı sürekli birileri öldürmeye çalışıyor. Sürekli bunu kim yapıyor? Inside job, devlet içerisinde olan bir şey. Bileniyor, biliyorlar. Yani bunun taraftarlarını bir şeye hazırlıyorlar. Hayır. Plan sekme oldu. A planı tutmadı. B planına geçti. A planı orada işini bitirmekti. Bilinçaltına işliyor. B planı seçim sürecinde bunları daha bilenmiş hale getirip ondan sonra bir kıvılcımda pat hepsini sahaya sürüp kaosu orada başlatması. Evet. Bir yani şöyle buraya virgül koyalım, noktalı virgül koyalım bu konuya. Sen diyorsun ki... Bak biz de sembollerden... Şimdi masada elma var. Geleceğiz. Burada izleyicilerimizin dikkatini çekmiştir ama niye var? Geleceğiz. Durup dururken yani hiçbir şey sebepsiz bir şey bir yerde olmaz. Değil mi? Bilinçaltına... Ya şey var ya mesela geçen haftaki konuştuğumuz filmde de 25. kareye bir sembol, bir şey hani işliyor. Sen görmüyorsun evet, onu evet. Ama bilinçaltına yerleşiyor. Evet. Senin söylediğine göre bunlar da böyle bilinçaltına işlemek. Bunlar 25. kare operasyonları bunlar. Yaşa. Bir de şimdi biz Buffett hakkında burada 5 Mayıs'tan beri hisselerini sattığına dair haberleri okuduk. Her hamlesini okuduk hatta. Böyle yani sıkılmayın. Evet. Bakın böyle bir şey oluyor. Buraya dikkat çekiyoruz. Buraya dikkat çekiyoruz. Buraya dikkat çekiyoruz. Ama oraya geleceğiz. Faiz indirimleri oldu. Sanki böyle dünyada bir rahatlama olmuş gibi. Hani Buffett sanki boşa çıkmış. Hani Buffett'ın kaç yaşında? 93 yaşında. Değil mi? Hani dünyanın en zengin insanlarından biri. Büyük spekülatör. Şimdi ben onları bu hafta göreceğim o yorumları yapan. Bu hafta bak bu haftadan göreceğiz. Başlayacağız onları görmeye. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan bir detay bu. Değerli izleyicilerimize söyledim mi? Hani kimsenin fark etmediği aradaki detayları okumak zaten bizim programımızın en büyük amaçlarından birisi o. Hani aradaki haberleri çekip ana fotoğrafa eklemek. Milyarder yatırımcı Paulson, Kamala Harris seçilirse hisselerimi satacağım yazıyor diyor. Bak klasik bir politik mesaj değil mi? Evet. Politik. Elon Musk, Buffett şimdiden bu sonuca hazırlanıyor diyor. Yani Kamala'nın seçileceğini mi kabullenmiş? Bu, bunu artık yorumla bak. Buffett'ın oynadığı oyun bu diyor. Yani hani Buffett'ın şeyini görmedik ya biz. Hani elindeki kartı. Çünkü sattı. Ya sattı da niye sattı? Dünyada bir şey olmadı. Bak burası çok önemli. Elon Musk, Buffett şimdiden bu sonuca hazırlanıyor diyor. Bunun altını bir çizelim. Şimdi bakın. Bu büyükler sattığı zaman senin benim gibi değil. Senin elinde atıyorsun. Yani mesela 10 liralık bir şey satıyorsun tamam mı? 10 liralık satış, 100 liralık, 1000 liralık, 100 bin liralık. Evet. Milyonluk. Bunlar fiyat hareketleri yapmıyor çok fazla. Çok fazla fiyat hareketine sebep olmuyor. Piyasa hacminin böyle %10'u 20'si falan temsil edecek büyüklükte satışlar ve alımlar İnanılmaz fiyat dalgası yapar. Bu adam sattığı zaman senin gibi elinde 3-5 kuruşluk bir hisse yok ki. Herif elinde 100 milyonlarca dolarlık, milyarlarca dolarlık hisseler var. Herif bir günde satar mı? Kendini bitirir ya. Bütün şeyi çakar gider. O yüzden bu adamlar azar azar, parça parça satmak zorunda. Ve böyle bir günde, haftada bitmez, aylar sürer. Herif Mayıs'ta başladı. Mayıs'ta. Anlatabiliyor muyum? Bu büyükler sadece Buffett'tan bahsetmiyoruz ki. Şey bile, Jeff Bezos bile elindeki Amazon hisselerini sattı ya. Herif düşünebiliyor musun yani? Evet. O süreç o zamanlardan başladı. Gele. Şimdi bir aşağı ondan sonra hafiften bir yukarı şey yapıyorlar. Fiyatları yukarı tekrardan. O hafif yukarı çıkarmalar hep boğa tuzağı şu anda. Aa yükseliyor falan girelim. Bu yorumları yapanlar var ya onları tuzağa çekiyorlar kafese. Ama ben hayret ediyorum. Yani dünyada bir anda ya o konuya geleceğiz de direkt açamıyorum şimdi. Şu soruyu soracağım sana. Faiz indirildi bu haftadır değil mi? Amerika'da faiz indirildi. Evet. Faiz indirilmeleriyle dünyadaki yani bu dünya düzelecek mi diye soru soracağım. Evet. Hadi sorayım. Yani şu elmaya daha gelmedik ama hadi sorayım. Faizle bu dünyanın düzeni değişir mi? Şimdi bak ben sana iki tane şey söyleyeyim. Birincisi herkes şunu düşünsün.
faiz indirimi %0.25 piyasa tarafından beklenirken ve fiyatlaması yapılırken neden FED %0.50 beklentinin iki katı faiz indirdi ve jumbo faiz indirimi dediler? Evet. Buna. Niye kardeşim? Çok basit cevap var. Duvara çarpacağını biliyor ekonominin. Hava yastığını biraz daha büyük tuttu. O hava yastığı tamam mı oradaki faiz indirimi? Bu çok bir şeyin, büyük bir şeyin aslında bize işaretini veriyor. Net bir şeyin. Şimdi onu anlatayım mı şimdi? Biraz sonra mı anlatayım? Japonya'nın girelim. Şeyleri, bu faiz artışı başlayacak. Hatta ara verdi onlar. Onlar da toplantı yaptılar. Bu bekleniyordu işte geçtiğimiz hafta. Evet. Bekleniyordu. Kendileri de açıklamıştı. Enflasyonları artarsa faiz artacak. Enflasyon da arttı. 2.8'den 3'e geldi. Ona rağmen sabit tuttu. Ama İyi de tuttu da bir sonrakinde şey yapmayacak mı? Yani bekleyin. Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına bile gerek kalmadan piyasa bunu fiyatlamayacak mı? Net bir sinyali ile birlikte. Gelecek onlar arka arkaya önümüzdeki günlerde, haftalarda hepsi bunların geliyor. Orada o zaman Fed'in niye %0.25 değil de 0.50 indirdiğini anlayacağız. Bu bir. Tamam. İkincisi. Faiz nedir biliyor musun? Burası önemli. Paranın akış hızına yapılan ayarlamadır. Şimdi bunu hemen bir benzetme yapalım ki anlayalım. İnsan vücudunu düşün. Ekonomiyi insan vücudu düşün. Kaslar, fabrikalar, makineler, güç, tamam mı? Üretim evet. Yapıyor kas. Ama onun çalışması için o kaslara ne gitmesi lazım? Kan gitmesi lazım. Likit, sıvı gitmesi lazım. Para nedir? Likit. Çünkü para akar. Sen paranın akış hızını, yani kanın akış hızını faizle ya hızlandırabilirsin. Faizleri indirirsen paranın dolaşım hızını artırırsın. Faizleri artırırsan paranın dolaşımını yavaşlatırsın. Kalp atışları yavaşlar. Çok yavaşladığı zaman uykudasın, değil mi? Uykuda kan dolaşımın yavaş, kalp atışın yavaş. Bu ekonomi gibi düşün yani, buna benzer. Faiz sadece bu işe yarar. Başka hiçbir halta yaramaz. Ve tam tersine bu sistem faiz üzerine... Kan akışı dedin ya, çok güzel anlattı. Kan yapar mı? Kan yapmaz. Şöyle yapar. Bu kadar. Yapmaz. Kan da yapamayacakları için fazladan sıvı basarlar. Tuzlu su basarlar. Ondan sonra yani bu seni daha kaslı yapmaz. Kaslarını daha da güçlü yapmaz. Yani senin ekonomini büyütmez. Faize dersin ki 3 mü? 5 olsun. 5 ol dedim, oldu. Bu kadar basit, yetkili. Ama ekonomiye 1000 tane telefon üretiliyor bu ekonomide. Tamam mı? Kapasitesi, maksimum kapasitesi bu. Ya da üretsen bile daha fazlası karşılığı yok. Sen bu ekonomiye 1000 telefonluk ekonomiye 100 bin olsun dediğin zaman olmuyor. Yeni fabrika şak ol demekle açılmıyor. Aradaki fark budur. Bu tam bir manipülatiftir. Manipülatif sistemdir. Ve parayı üretirken bunlar faizle üretiyor. Tamam mı? İşte bu faizli de sürekli senin sisteme ödediğin haraçtır. Haraç ödüyoruz, haraç. Direkt de olabilir, dolaylı da olabilir. Yani ben ekonominin ve sosyal hayatın, insan psikolojisinin en büyük başına gelen belaların başında gelmez mi faiz? En büyük bela pislik bir şeydir. Şeytan işi bir pisliktir. Bu faiz dediğimiz şey. Ekonominin kendisi içinde de. Hani bilimin yani içinde doğrusu, de böyle. Tam mi? Şöyle düzeltelim daha doğrusu. Şöyle bir düzeltme yapalım. Riba dediğimiz şey. Çünkü faiz her zaman riba demek değildir. O iki kavram çok karıştırılıyor. Evet. Yani Kur'an'da ve bütün dinlerde aslında. Bütün dinlerde. Bütün kitaplarda yasaklanan şey ribadır, riba. Bu da karşılıksız bir para elde etmek, gelir elde etmek. Karşılığı olmayan, şu an sistemin yaptığı şey budur. Karşılığı olmayan bir şekilde üretmektir. Yani buradaki her faiz dediğimiz şey riba olmuyor. Tam tersine yani negatif, reelde negatif şey tam tersine senin faizin senden götürüsü olan şeyler. O çok karışmasın birbirine. Onu bir kere altını çizerek, o ayrımı yaparak söyleyeyim. Ama bu riba dediğimiz olay tamamen sistemin üzerine kurulduğu şey. Yani nedir o? Bir para üretiyor.
ve bunu üretirken senin haberin olmadan senin borçlandırılmandır. İşte o faiz, işte o dediğimiz kısım, o kısım o tam oraya oturur. Senin haberin olmadan seni nasıl borçlandırabiliriz? Ve o parayı da birileri cebe atıyor. İşte budur bu. Bu büyük bir dolandırıcılıktır. Aşağılık bir tezgahtır. Yani şu anda mesela ortalama bir insanı, sokakta herhangi bir insanı çevirdiğimizde, onun ekonomik dengeleri hakkında herhangi bir soru sorduğumuzda, alacağımız cevap da gelirinin içindeki x değeri muhakkak birilerine gider değil mi? O faizle. Muhakkak gidiyordur yani. Ya su içsen gidiyor ya, su. Suyu alıyorsun, içinde vergisi var değil mi? O vergiyi, devlete ödediğin vergi kime ödeniyor? Tahvil faizleri aracılığıyla bu küresel sermayeye, merkezi Londra'da olan sermaye yapısına, küresel ya bu İngiliz falan evet. değil, oraya gidiyor kardeşim. Yani hepsi buraya gidiyor. Ve böyle bir çark oluşmuş ki, Amerika'nın ulusal borcu diyoruz ya, kardeşim o Amerika'nın borcu değil ki sadece, bizim de borcumuz. Yaşa. Benim de borcum, senin izleyicimizin de borcu. Nasıl diyecek şimdi? Ben sana söyleyeyim nasıl? Bu adamlar bu parayı bastı mı? Evet. Dünyaya ihraç etti mi? Dünyaya aynı zamanda ne ihraç etti? Enflasyonu ihraç etti. Sen enflasyondaki fiyatlardaki artışı sadece senin yerel para biriminle mi oluştuğunu zannediyorsun? Piyasaya sürülen her türlü para, isterse bu döviz olsun, bu da aynı enflasyonu yapıyor. Bunu niye dünyada hiç kimse konuşmuyor? Niye üniversitelerde hiç, derslerde bu anlatılmaz ya? Çünkü bilinmesi istenen bir şey değildir. O yüzden Amerika'nın borcu dünyadaki herkesin borcudur. Şimdi bak US... Amerika'nın borcu dünyadaki herkesin borcudur diyorsun. Evet. Çünkü bastığı parayı dünyaya ihraç ettiği, senin ticaretinde kullandığı için enflasyonu sana ihraç ediyor ya. Amerika nasıl bu kadar para basarak hala kendisi şu anda %3 enflasyonlarla durabiliyor zannediyorsun? Ama yani o bir şekilde senden alınır. O senden zaten alınmış, zaten çıkmış, seni bu hale getirmiş. Şimdi o paraların geri dönüş yolculuğu başladı. Evet. 2 senedir başladı. Şimdi bütün hiperenflasyon süreçleri nasıl başlar biliyor musun? Önce bir yüksek enflasyonla, sonra dezenflasyon, ondan sonra hiperenflasyon. Hep dünyada bu istisnasız bütün ekonomi tarihinde şeye bak böyle. Hiperenflasyon yaşamış ülkeden. Hepsi aynı süreçten geçmiştir. Yüksek enflasyon yaşadı mı Amerika? Yaşadı. %9,5'a kadar resmi enflasyonda çıktı mı? Çıktı. Avrupa'da. Ama gerçekte daha da onun da üzerine çıktı. Sonra ne oldu? Dezenflasyonist bir sürece girdi mi? Girdi. Şimdi dikkat! O dezenflasyonist süreçte bitti arkadaşlar. Bitti. 18 Eylül 2024 tarihinde o da bitti. Şimdi hangi faza girdik? Bak 3 fazdan bahsettim. 3. faz. Hiperenflasyon fazı. Hadi hayırlı olsun. Amerikan doları boyutuyla. Şimdi geri kalan, dünyanın geri kalanını da sen düşün. Neyin, nasıl bir şeyi şey yapacağız. Ha, enflasyon da kalmayacak bu. Stagflasyon. Yani hem fiyatlar inanılmaz bir şekilde artıyor, hem de piyasada durgunluk var. Ekonomi duruyor. İşte büyük buhran dediğimiz şey böyle olacak. Oraya da geleceğiz. Çok Avrupa Merkez Bankası Başkanının çok önemli bir açıklaması var. Ekonomi kısmında orayı da açıklayacağız. Şu elmaya gelelim mi? Tamam. Elmaya gelelim. Video 1 arkadaşlar. Videoyu 1'e verebilir miyiz? iPhone 16 çıktı biliyorsun. Evet. Video 1. Şimdi bu görüntülerdeki iPhone 16 ilk müşterisi. iPhone'un ilk müşterisi, alan ilk müşteri dünya çapındaki. Şimdi böyle bir karşılama var. Şimdi nasıl bir dünyaya geldik? Hani bu iPhone 16'yı ilk almak veya bunu almak, bunu seremoniyle almak. Hani bu arada şunu okuyayım. Türkiye'deki sıralardaki şeyleri okuyayım, röportajları. Hani geceden sıraya giriyorlar ya. iPhone 16 için kuyrukta bekleyenlerden biri. Zeytinburnu'ndan geldim. 179. sıradayım. Yapay zeka özellikleriyle tanışmaya geldim. Tamam, saygı duyuyoruz. Başka bir sıradaki röportaj. Apple'dan daha iyi bir şey beklerdim. Tek bir tuş değiştirerek yeni model tanıttılar.
Ben de 3 tane aldım. 3 tane ne alıyor ki o zaman, manyakça. Neyse devam et abi. Şimdi bu arada 88 numaralı görsel arkadaşlar. Dünyanın en iyi şirketleri sıralaması. Yani en iyi şirketleri, kazananları demeyelim. Çünkü kazananlar artık farklı farklı şeylere geliyor. Bir numara Apple. Şimdi bak, evet ama bir farkla. Bu bütün bir elma. Ama orada ısırılmış bir elma var. Isırılmış elma deyince aklına ilk ne geliyor Kaan? Cennetten kovulmak gibi. Bütün dünyada herkesin aklına ilk bu gelir. O yüzden ısırılmış elma şeytanın insanı kandırmasıyla cennetten kovulmasına sebep olmasının sembolizmidir. Yani şeytanın sembolüdür aslında. Evet, ısırılmış bir elma şeytanın sembolüdür. Peki sen bir şirketin olsa ona şeytanın sembolü olan bir herhangi bir görseli, bir grafiği kullanır mıydın? Kullanmam. Yani niye kullanasın ki ya? Yani kimsenin aklına böyle bir şey gelmez ki. Ama eğer sen bunu yapıyorsan arkada başka bir motivasyonun olması lazım. Şimdi bu şirketlerin hepsinin baktığımız zaman bizim karşımızda sanki bir sahibi varmış gibi kamuoyunda birileri gözükür. İşte Apple'a bakarsın Steve Jobs'ı görürsün. Microsoft'a bakarsın Bill Gates'i görürsün. Amazon'a bakarsın Jeff Bezos'u görürsün. Şuna bakarsın bunu görürsün falan filan. Bir yöntem söyleyeceğim, bunu herkes de deneyebilir. Bunların, bu şirketlerin gerçek sahiplerini merak ediyorsanız nasıl göreceğinizi, çok basit bir yöntem var. Bunu internette özellikle Yahoo Finance olmak üzere bu verileri arşivliyor. Ve sadece yapmanız gereken Google'a girip şirketin adını yazıp arama kısmına, yanına da shareholders yani hissedarları İngilizcesi. Shareholders. Holders. Evet. Hissedarları dediğiniz zaman otomatik bu bilgiyi size verecektir. Ve burada ilk 10 hatta ilk 100 istediğin kadar şirketlerin hepsini tek tek bakabilirsiniz. Hepsini tek tek bakıp şunu gördüğünüzde çok şaşırabilirsiniz. Hepsinin sahibi de aynı şirketler. Aynı 4 tane şirket. Aynı 4 şirket, dikkat edin. Şimdi Apple'ın hissedarlarına baktığım zaman kimi görüyorum? BlackRock'ı görüyorum. Vanguard şirketini görüyorum. State Street'i görüyorum. Şimdi birçoğunda da Vanguard'ı da şey olarak Fidelity ek olarak görebilirsiniz. Ve o zaman diyorum ki peki bu şirketlerin sahibi kim? 99. Bu şirketlerin adını yazıp shareholders yazdığım zaman da evet Larry Fink şu an BlackRock'ın CEO'su. Herkes de bunu BlackRock'ın sahibi zannediyor. BlackRock'ın sahibi kim diye baktığım zaman bu diğer 3 şirketin adını görüyorum. Diğer 3 şirketin hepsine tek tek baktığımda da diğer 3'ünü görüyorum. Bu nasıl bir maskeleme, bu nasıl bir örümcek ağı? BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Yani Larry Fink çok önemli bir konumda, BlackRock'ın CEO'su. Evet ama sahibi mi dediğinde hissedar yapılarında onun da arkasında daha büyük bir gücün olduğu, daha büyük bir gölgenin, yani sahibi değil gölgeyi görüyorsun. O yüzden ben hatta daha önce şöyle söylemiştim. Amerika'nın gerçek başkanı Joe Biden değildir. Amerikan başkanı Larry Fink'tir. Ama onun da başkanı var. Şunu araya şey yapabilir miyim? O başkana gelmeden önce. Evet. Şimdi senin dediklerine ek olarak. Hani ayrı, herkes ayrı ayrı birbirine bağırıyor mesela, değil mi? Herkes birbiriyle rekabet ediyor. Trump işte Biden'la, Kamala Harris'la, işte bu şeyler, Elon Musk'lar falan. Evet. Şirketleri okuyorum. Time Warner, Disney, New Corporation en büyük sahiplerinden. Hepimizin bildiği Fox, CNN, NBC, New York Times, Apple, Microsoft, Intel, Amazon, Facebook, Tesla. Tesla kimin? Elon Musk'ın zannediyorsunuz işte, söylemeye çalıştığım şey o yani. Onun için okuyorum. Hep ön tarafa birini koyuyorlar. Arkasında hep bu herifler var. Nike. Bak
Abi saymak da bitmez. Bitmiyor, bitmiyor. Bitmez. O programı sonra bildiğiniz bütün ünlü markaları düşünün dünya çapında. İlla ki dokunduğunuz bir şey. Hepsinin sahibi bunlar. Bu adam da değil bak. Larry Fink ön plana koyulmuş bir adam. Tabii tabii. Onun da arkasında daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi o Apple'la ilgili son bir nokta koyacağız. Onu şimdi koymayalım. Anlaşılan sen çok güzel bir noktaya getirdin konuyu. Bill Gates bir açıklama yaptı. 2025 ve sonrasında büyük bir pandemi veya savaş olacak. Bu geçen hafta. Bu konuyu biz işlemedik. Neden? Özel bir konumuz vardı. Çok net bir açıklama yaptı. Çok net bak. 2025 ve sonrasında büyük bir pandemi veya savaş olacak. Sen, tam böyle geldiğimiz konu dahilinde, şöyle bir tweet attın X'te. Bu sözler Bill Gates'in değil, sahibinin sözleridir. Bill Gates, Rockefeller'in tescilli kuklasıdır. İpleri elinde tutanlar, finansal sistemin bileşenlerini kılıf uydurmak için bunları söylüyor. Bu yani işin özeti bu. Tescilli derken, tescilli derken de söylediğim şudur. Açın bu adamların vakıflarına bakın. Tamam mı? Gates Foundation'a bakın. Bir numaralı fonlayıcısı, vakfın yürüttüğü projelerin, her bir projenin ayrı fonları var. Evet. Fonlayıcısına bakın. Kimi göreceksiniz? Rockefeller Foundation'ı göreceksiniz. Ben baktım, gördüm. Rockefeller Vakfı'nı. Yani demek istediğim, ön plandaki adamlara değil, onlara söyletilenin kimin söylettiğine bakacaksın. BlackRock ve Microsoft 30 milyar dolarlık yapay zeka yatırım fonu kuruyormuş. Bu da yine senin tweetinden sonra çıktı. Bu yeni haber. Evet, çünkü sahibi onlar. İşte onların da sahibi dediğimiz yere dayanıyor. Şimdi bir dönem kapanıyor mu? Peki Amerika'dan bahsediyorsun ya. Sen diyorsun ki Amerika'nın borcu diyorsun. Trilyon dolar diyorsun. Dünya bir noktaya geliyor diyoruz. Bir şeyler kim olacak. Ödeyecek biliyor musunuz? Biz ödeyeceğiz o parayı da ya. Bedelini ödeyeceğiz. Lan bak şimdi herkes diyecek ya bana ne Amerika'nın borcunda. Sen öyle zannet. O parayı sen ödeyeceksin. Bak öyle bir çıkacak ki o para senin cebinden, Amerika'nın borcu. O zaman dersin ki, aa bak böyleymiş meğerse, hakikaten biz önemsemedik o zaman diyeceksin ama bütün devletler de bunu yapacak. Her bir, mesela Türkiye'de hükümet bunu yaptığı zaman devalüasyonla bunu ödeyeceğiz. Ama sadece onda kalmayacak işte olay. Amerika yaptığı zaman da, Amerika da parasını devalüasyona gidecek. Evet. Ve o gittiği zaman elinde ne kadar Amerikan borçlanma senedi bulunduran devlet varsa onlar da o alacaklardan kayba uğrayacaksa o kayıp kime gidecek? O devletlerin halklarına gidecek. Ya bütün bu kadar basit ya. Nasıl gidecek? Onları fakirleştirecek. Fakirleşme alım güçlerini kaybedecekler. Sen öyle kimse gelip elini senin cebine sokup paranı alıp gitmiyor. O eskiden o geçti o öyle bir şey yok. Yani bunu dolaylı yoldan yapıyorlar. Bu sistem bu işte. Bugün yolda gelirken aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi biz böyle dünyanın savaş hani savaş şeyine de geldik ya. Gündemine de geldik ya. Savaş gündemi konuşuyoruz. Ondan sonra herhangi başka toplumsal olay konuşuyoruz. Hatta uzayı konuşuyoruz. Hep bunu sen ekonomiye bağlıyorsun. Hatta artık bunun başlığını da attık. Yani attık. Parayı takip et diyorsun sen. Şimdi onu bir kendi içimde bir benzetme yaptım ben. O yaptığın şey pidenin hamuruna atmak. Pizzanın hamuruna atmak. Tartın hamuruna atmak. Yani ekonomi, her şeyi bahsederken çok güzel bir şey yapıyorsun. Bir yerden giriyorsun. Diyorsun ki arkadaş, bak dünyada yaşadığınız her şey parayla ilgili. Yani ne konuşursanız konuşun, bunun altını önceden şöyle bir ekonomiyle atın. Ondan sonra pasta mı yapıyorsunuz, pide mi yapıyorsunuz,
Limonlu cheesecake mi yapıyorsunuz? Ondan çünkü, sonra karar. Ya çünkü kaldığın yeri unutma. Ayağa kalksan, şuradan iki adım yürüsen belli bir kalori yakacaksın. Kalori. O kaloriyi tekrar geri alman lazım. Evet. Bu kadar. Yani aldığın nefes para yani. Tamam mı? Ekonomi budur. Ya, savaş dediğin şey de o yüzden. Değil mi? Şimdi çünkü oraya da geleceğim. Çünkü onunla da ilgili bir şey sordum ben sana. Dedim ki savaş olacak mı, olmayacak mı? Bu dünyanın kafası çok karışık dedim. Sen de dedin ki ya olacaksa da olacak, olmayacaksa da olmayacak ama bunun dediğin yeri dedin çok belli dedin. Arkadaşlar görsel 4. 5'i verelim. Şimdi, Pasifik dedi. Kaan. Amerika'nın şimdi bak al işte burayı kalkayım şöyle göstereyim. Şimdi burası Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Şimdi biz haritayı Pasifik haritası olarak aldık değil mi? Tabii. Şimdi ilk baktığın zaman Avrupa senin arkanda. Diğeri var mı normal öteki haritadan? Ya düz değil haritamız şu anda direkt. Ya da o zaman şöyle düşünün. Şöyle düşünün değerli izleyiciler. Avrupa arkanda onu söylersen anlaşılır. Tamam. Şimdi bu haritaya hiç bakmadan şöyle düşünün. Gözünüzün önüne bir harita getirin. Dünya haritası. Ne görüyorsunuz? Böyle baktığın zaman işte sağ tarafta Avrupa. Ondan sonra daha sağa doğru Asya. Ondan sonra Afrika daha aşağıda. Ortada bir Atlantik Okyanusu var. Diğer tarafta ne var? Şey var. Amerika. Amerika. Güney Amerika kıtası. Güney Amerika falan. Ama bir de tersten bakın. Yani küreyi tersten çevirin. Bakın. Dolayısıyla Amerika'nın en büyük komşusu kim diye normalde haritada baktığın zaman Çin, Rusya hiç alakası yok zannedersin. Şu en uçtalar değil mi birbirleriyle? Ya şuraya baksana Amerika'nın en büyük şeyi komşusu buradan aldığın zaman işte Alaska ondan sonra pardon şu şey bu Amerika bak yine tersime gitti gördün mü? Evet. Öyle bir alışmışız ki. Bak görüyor musun? Amerika Birleşik Devletleri işte Kanada var yukarıda işte Alaska bölgesi. Bakıyorsun buraya, işte burada Çin, Rusya yukarıda. Burada Rusya'da yukarıda. Aşağısı Çin. Abi bir arada bir şey buzul denizi var yani. Hatta şey teorilerde var gel, teorilerde vardır ya Kızılderililer buradan geldi de işte burası donmuştu yürüyerek geçti de şu falan. Yani şöyle, burası Çin, şurası Moğolistan, şurası Rusya, burası Amerika, Güney Amerika, burası Pasifik. Şimdi. Burada biz yokuz. Yani burada İtalya yok, Türkiye yok, Almanya yok. Onlar nerede Hamza Bey? Senin arkanda. Evet, yani bu taraftan bakarsan ta bu tarafta. O taraftalar orada. Oradan bakarsan da şöyle şu kadar falan şuralarda bir yer. Şurada bir yerdeyiz. Şuralarda bir yerde. Küre çünkü. Evet. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Burada Çin'le Rusya ortak tatbikat yapıyorlar. Evet. Bak bu çok önemli. Sen ne demiştin? Savaş olursa nerede olur demiştin? Pasifik'te olacak yani bu kadar basit. Bu ve dünya nüfusunun en yoğun. Bak bütün dünyanın çoğu burada zaten. Bak China değil mi burası Çin? Evet Çin. Tamam. Şurası Japonya bak. Japonya tamam. Japonya. İşte şu tarafta aşağıda da Hindistan var. Hindistan şurası. Şuraya bir yere denk geliyor. Şimdi Çin'in nüfusu 1,5 milyar. Değil mi şu an? Evet. Hindistan nüfusu Çin'i geçti. Geçecek gibi. Biraz az geçecek. Geçti. Geçti hatta. Geçti yani yeni çok, geçti. Yani ucu ucuna 3 geçti. Milyar. Yani Çinlilerle Hintlileri topla 3 milyar insan yapıyor. 3 milyar. Dünya nüfusunun 1/3 biri ya. Yani her... Yani bu büyük savaş olacaksa zaten bu nüfus azaltmaya da gidecek biliyor musun? Şimdi... Bu ikisinin Çin ve Hindistan da birbirlerine karşı savaşacak. Onu da söyleyeyim. Orayı da konuşacağız. Onlar birbirine karşı. Orada çok önemli şeyler oluyor. Çin, Hindistan, Çin, Japonya. Enteresan gelişmeler oluyor. Orada da hani kimsenin daha yani konuşmadığı şeyler var. O yüzden Amerika'nın başında Hint kökenli bir başkan olmasını istenmesi de o sebeptendir. Hindistan'ı orada sahaya sürecekler. Amerika'nın orada sempati kazanması lazım. Hintli. Kamala Hintlidir yani. Şimdi çok ama çok hani hep ben sana soru soruyorum. Ya diyorum Hamza Bey ben dikkat ediyorum diyorum.
her şey zıtlığıyla yaşıyor diyorum bu dünyada. Ekonomi iyiyken iyi gözüküyor, şirketler çok iyi, devletler çok kötü diyorum. Ondan sonra hani bir şey iyi gözükürken tam tersi kötü gözüküyor diyorum, kafalarımız karışıyor diyorum. Bak, burası olası çok büyük bir savaş senaryosunun olduğu yer değil mi? Evet. Çok kuvvetli, çok kuvvetli ihtimalle. Ya çünkü tatbikatlar falan yapılmaya başlandı. Hani Amerika'da bu tarafa asker göndermiş buralara falan filan, tamam. Olası büyük felaket senaryolarında dünyanın en güvenli yeri neresi? Evet. Yani Yeni Zelanda ve Avustralya'nın işte güney kısımları falan olarak görülüyor. O da tezat. İşte onu söylüyorum sana. Bak hani en büyük savaş senaryosu burada yazıyor ki kuvvetle ihtimal. Evet. En büyük kabus senaryosunu da dünyanın en güvenli yeri burası. Yani öyle şey yapıyorlar evet. Ama gerçekten öyle olur. Avrupa ne oldu? Ne oldu Avrupa? Ciddi soruyorum. Avrupa ne oldu? Nasıl ne oldu? Ne oldu? Hiç Avrupa... Değil mi? Avrupa... Hani Avrupa, ekonomik Avrupa için olarak çöktü. Şey... Sosyal olarak çöktü. Bak ben sana bir hat... Öyle öyle acayip iflaslar, fabrika kapanmaları. Ya orası orada Rusya üzerinden, Rusya'nın Ukrayna'yı geçtiği andan artık öne Avrupa. Ya bu Amerika'nın da bir oyunu olabilir mi? Amerika mesela Batı diyoruz ya biz. Batı bir tek hani Batı Amerika ile Avrupa'nın birleşimi olmayabilir mi? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Tek bir olay söyleyeyim. Herkes oradan kendi şeyini yapsın. Bu Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden en ağır şeyi yaşayan, enerji krizini yaşayan, enerji maliyetleri patlayan falan bir sürü inanılmaz bir Avrupa enerji krizi içerisine düştü mü 2022 düştü. Yılında? Değil mi? Düştü. Düştü. Bunun içerisindeki en önemlilerden bir tanesi de Kuzey Akım boru hattının sabotajla patlatılması değil miydi? Peki bunu kim yaptı? Sonra ortaya çıktı zaten. Amerika mı yaptı? Yaptı. Evet. Amerika yaptı ya. Hem de İngiltere ile ortak yaptı bu sabotajı. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı zaman, mı? Demek ki o zaman Amerika'nın ve İngiltere'nin yaptığı iş Avrupa'yı tam tersine bataklığa sürüklüyor. Adamların politikası bu. Şimdi çok az zamanımız kaldı. Devam ederiz ikinci yarıda. Şimdi Avrupa ne oldu'dan kastım, hani Avrupa ne oldu biliyoruz. Hani Batı batıyor mu diye biz başlığımızı atmıştık önceden. BBC News. Burası çok önemli. Londra'da her saat tecavüz haberi geliyor. Daha dünün haberi. İtalya'da tecavüz ve çocuk istismarına karşı kimyasal hadım cezası verilmesi amacıyla teknik komite oluşturulmasına karar verildi. Peki bu suçların faillerinin milliyetleriyle alakalı bilgi var mı haberin içerisinde? Hayır hayır, hiç şey yok. Onu bağlıyorlar, onu biliyoruz evet. Milliyetlerine bağlı. Yani çünkü göçmenler üzerinden öyle bir okuma yapılıyor ya. Evet. Bu da çok feci bir yere doğru çekiyor dünyayı, Avrupa'yı da. Ha? Yani yaşa bak, çok güzel söyledin. Şimdi biz bunu okuduk ya. Bir de hani Batı batıyor mu? Batı batarken Doğu çıkıyor mu? Hindistan'da bu toplu tecavüzler olmuyor mu? Şimdi bak, orada maalesef çok iğrenç bir şey var. Bu Pakistan, Hindistan ve Afganistan. O bölgede yahas ve onun çevresi de tabii Orta Doğu'da da öyle. Tamam, dünyada her yerde sapıklık, adi işler oluyor da insanın. Ama orada inanılmaz yaygın ve böyle normal hale gelmiş. Böyle kültürün bir parçası gibi olmuş. Ya otobüste ya. Belediye otobüsünde mesela böyle tecavüz haberleri hem de toplu. Birisi başladığı zaman diğeri hepsi ona katılıyor. Böyle manyakça, iğrenç, korkunç yerler bunlar. Bunlar böyle Allah'ın gazabını hak etmiş yerler ya. Yani kimse işte şey demiyor, derse de desin. İstersen abi, bu milliyetleri bu adamların şeyinde, bu şeyde de var yani, Arap coğrafyasında da var. Ya abi, toplu tecavüz nedir ya? Normalde böyle bir şey şahit olan durdurur yani, buna engel olur değil mi? Ama bunlarda öyle bir şey yok. Tam tersine toplu bir şey hale dönüşüyor. Feci bir şeye dönüşüyor. Tüm dünyada. Ya dünyanın neresinde var böyle bir psikopatlar? Yalnız hazır konusu açılmışken bir detay daha verelim. Onunla kapatalım. Şöyle bir bilgi var. Küçük narin olayı hepimizi
üzdü, evet. Biliyorsun. Yalnız biz de Orta Doğu toplumuyuz, onu da söyleyeyim yani. Her yere dokunuyor bunu. Sen şeyde ki, çok net söyleyebiliriz yani. Yani hepimiz bu dünyada olan, onu söylemeye çalışıyorum. Biz batı batıyor diyoruz ama hani böyle sanki dalga geçiyormuşuz gibi. Hani gününü kollamışız da. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu fırsatı bulmuşuz. Oh size de. Batı batarken doğu yükselmiyor ki. Hani doğudan kastımız da bizden başlıyor yani. Hani batı bizde bitiyor, bizde başlıyor. Doğu bitiyor, bizde başlıyor. Şimdi çok enteresan şeyler var. Şimdi şeyine girmeyeceğim. Narin olayı ilgili yani insanların, hukukun, devletlerin konulara ilgisinden bahsedeceğim. Narin olayına hepimiz üzüldük. Tamam üzülüyoruz. İnsan olarak üzülüyoruz. Bilmiyoruz kim suçlu kim değil bilmiyoruz. Tamam eyvallah onu biz koymuyoruz. Biz aynısını yaşadık. 2018 bayramıydı hatırlar mısın? Bir Leyla gene güzelce bir kızımız yakalandı. İşte çok oluyor böyle şeyler. Çok oluyor da. Çok oluyor. Hani bu, ve bir de bunlar sadece duyduklarımız. Bir de duymadıklarımız oluyor. Şimdi Leyla olayı da vardı. Leyla olayı aynı şekilde. Çok uzatmayayım. 7 kişi tutuklanıyor. 6'sı salınıyor. Bir kişi delil yetersizliğinden salınıyor. Yani ne diyeyim ya? Dünyada bunların şey. Olması artık çok normalleşmiş bir durumda. Anlatabiliyor muyum? Yani biz sanki böyle şey olmuşuz gibi. Ne denir ona? Hipnoz olmuşuz gibi. Kaderimizi bekliyormuşuz gibi. Kader dediğim de hani o başka bir kader. Hani ne olursa olsunu bekliyormuşuz gibi. Şey de yok yani tepkileri, refleksleri de kaybediyor insanlar. Şey var. Stalin'in bir lafı var. Sevmem pisliğin tekidir de. Ama şöyle bir lafı var. Diyor ki bir kişinin ölümü trajiktir. 10 kişinin ölümü dramatiktir. 1 milyon kişinin ölümü istatistiktir. Duygu muygu yoktur yani. Bazı olaylar arka arkaya tekrar ettiği zaman insan ölüme de her türlü vahşete de aşağılık işlere de normalleştirip alışabiliyor toplumlar nezdinde normalleştirilebiliyor. Bunlar da böyle bir şey olmuş. Yani dünyada her gün bak dünyada her gün kaç bin 1600 çocuk kayboluyormuş. 1600 her gün yıla vurduğun zaman yüz binlerce çocuk kayboluyor. Nereye gidiyor bunlar? Değil mi? Bak çok başka bir şeyler oluyor yani. Tabii. İnanılmaz şeyler var diyoruz yani bambaşka dünyalar var. Böyle karanlık dünyalar var. Neyse belki ikinci bölümde onun şeyini konuşabiliriz. Bu adrenokrom meselesine de bağlanır. Oradan gireceğiz. Oraya da bağlanır konu. Ama araya gideceğiz herhalde şimdi. Araya gidiyoruz. Evet. Gizli dosyaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biterken, ilk kere biterken dedin ki hani dünyada her gün çocuklar kayboluyor dedin. 27. görselimizi verelim mi? Şimdi Andre adrenokrom evet. diye bir olay var. Ya şimdi bu bir hormon tamam mı? Bu sadece çocuklarda salgılanan bir hormon ve gençleştirdiğine inanılan bununla ilgili çok ciddi şeyler var. İddialar var. Bunun yan etkilerinden bir tanesi de bunu kullananların gözlerinin altında morluk oluşması. Evet. Sonra geçiyor ama şimdi hatta burada işte bazı ünlülerin resimleri var. Ama sadece bunlar değil, Hollywood'un bütün ünlülerinin neredeyse hepsinin yani ismini yazın yanına mor göz falan gözü mor diye bir ibare koyup aratın hepsininkini görürsünüz. Bütün Hollywood ünlülerinde var. Hatta Papa'da bile var. Yani Papa'nın bile gözü mor şeyi Bush, böyle Bush'un var. Bush'un devlet başkanı hepsinin mor gözlü bir fotoğrafı vardır. Şimdi gözün morardı mı fotoğraf çektirmezsin değil mi normalde? Evet. Ama bunların hepsinin de böyle bir şeyi de var. Bu da Sharon Stone en son Türkiye'ye geldiğinde gözü morarmıştı. Bodrum'da merdivenlerden düştüğünü i̇şte, söylüyorlar. O hikaye ya. Şimdi bu adrenokrom da çok vahşi bir şekilde üretilen bir şey. Sadece yani adrenalinin daha değişik bir versiyonu ölüm korkusunun yaşandığı anda
vücut tarafından salgılanıyor. Ve küçük çocuklara bu işkence, korku, dehşet yaşatarak en sonunda da bunları ölümünden hemen böyle öncesinde, anlar öncesinde vücudundan bu sıvıları alıyorlar. Evet. İddialar böyle. Ve bununla da şey yapıyorlar. Bir ilaç yaparak bunu çok pahalı bir şekilde satıyorlar. Bu ünlülere, selebritilere falan. Hatta Sandra Bullock bunu kullandığını farkında olmadan yanlışlıkla böyle ağzından da kaçırmıştı bir televizyon programında. Adrenokrom kullanıyoruz falan diye. Şimdi böyle enteresan bir durum var. Hatta Mel Gibson bir film çekti. Bu kaçırılan çocuklarla alakalı. Adamı resmen aforoz ettiler Hollywood'dan. Çoğu kişi Mel Gibson'ın çektiği filmden haberi bile yoktur. Hiçbir yerde gösterime bile sokulmadı, hiçbir şey yapılmadı falan. Adam filmi çektiğini, yani hayatından böyle şey bezdirdiler yani adamı. Orada da bu çocukların nasıl kaçırıldığını, nasıl küresel bir çetenin böyle bir dünyayı ele geçirdiğini ve bütün hem de böyle üst düzey insanlara böyle o çocuklarla işte her türlü kötü şeyde kullanıldığını, fuhuştan şundan buna kadar falan. Niye bunu gizlemeye gittiler? Çünkü kendileri yapıyorlar. Şimdi Google'a girdiğiniz zaman bu adrenokrom hemen hemen şaşıracağınız acayip insanlar çıkıyor karşınıza. Hepsini alamadık buraya. Yani papasından eski siyasilere kadar, birçok tanıdığımız ünlü Hollywood yıldızına kadar. Bunlar iddialar. Ama evet. Hani insan bu kadar tesadüfte, biraz önce konuşmuştuk ki programda. Bu kadar tesadüf de insanı işkillendiriyor evet. Yani. Evet. Yani tesadüf dediğin gibi bu kadar olmaz. Yani bariz bir şey var önümüzde. O Epstein falan zaten. Niye adam içeride öldürüldü? İntihar etti dediler. Yani gel de inan yani. Bu işin ticaretini yapan, dünyada bir numaralı adam ve müşterileri de evet. Dünyanın yöneticileri olan işte prenslerden tut da devlet başkanlarına kadar bunların yani adamı içeride yok ettiler. Bilim saptırıldı. İdealler bozuldu. İnsanlığı özgürleştireceği iddia edilen her şey bizi köleleştirdi. Amin Maluf. Uygarlığın batışı. Şimdi bu bir karakter, bir söz. Bilim saptırıldı, idealler bozuldu. Şimdi ikinci bir, bunu alalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İkinci bir karakter, Elon Musk. İşliyoruz. Gene bu hafta içinde. Ateizm boş bir alan bıraktı. Seküler din onun yerini aldı. Ama insanları umutsuzluk içinde bıraktı. Çocuksuz hedonizm umursamaz. Belki de din o kadar kötü değildir. Seni üzgün olmaktan korumak için. Şimdi bu ikisi ışığında bir en sonunu şöyle bağlar mısın? Bilimle din çakışır mı? Ve bu söz hakkında yorumunu alayım. Şimdi dünya tarihi boyunca mesela bunun en böyle önde gözükeni de Orta Çağ Avrupa'sıdır ve Engizisyon'dur. Evet. Şimdi bunların uydurduğu bir din anlayışı ve bunu tarih boyunca hükümetler yapmıştır. Yani yetkileri Tanrı'dan aldığını, dolayısıyla onların kanunlarının sorgulanmaması gerektiği ve çiğnenemez yasalar olduğunu. Yani gidip şeyde bile bugün görürsün Topkapı Sarayı'nın girişinde bir yazı yazar. Sultan zillullahu fil arz. Yani sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir diye. Hala duruyor. Bu yazı var. Bu hep bu şeyde kullanılmıştır. Krallar tarafından, yöneticiler tarafından. Şimdi o açıdan alırsan dini evet bilimle çakışır. O yüzden mesela Galileo'yu Engizisyon'da yargılayıp onun idam ceza kararını alabilirler. Evet. Tamam mı? Onların tezleriyle örtüşmediği için yani güneş merkezli bir evren modelini savunurken pagan din anlayışı, tamam mı? Yani güneş tanrısı üzerine yani Apollonculuk üzerinden güneşin de
evrenin merkezi olmadığını, onun da bir yörüngesi olduğunu söyleyen bir adam onların dini için tehdit olarak görülüp idam kararı verilebilir. Bugün biz biliyoruz ki yani bilimin ötesinde, hatta Kur'an-ı Kerim'de binlerce, yani 14 asır öncesinde güneş kendisi için belirlenmiş bir karar yerine doğru akıp gitmektedir diye güneşin yörüngesini Kur'an'da da yazıyor. Ha, Kur'an'la baktığın zaman güneşin yörüngesi, bak Galilei'nin söylediğinden ya 1000 sene öncesinde Kur'an'da bunda ayet var. Birisi çelişiyor mu? Çelişmiyor ama diğeri bak nasıl çelişti İngilizce onunla. O açıdan bakarsan öyle. Şimdi burada Musk'ın işte dediği herhalde insanlığın fabrika ayarlarına dönüşle ilgili bir şey. Çünkü geçen hafta da örneklendirmiştik ya, büyük aileler vardı eskiden. Benim benden önceki çekirdek aile, ondan önce daha büyük aileler. Mesela babamlar, annemler, babamlar 8-9 kardeş mesela, büyük aile. Ondan sonra çekirdeğe dönüşüyor. Ondan sonra çekirdek aile de bu sefer ortadan kalkıyor. Bu sefer yani nasıl kalkıyor? Yani bireyselleşme, yalnızlaşma. Anladın mı? Yani evet. Çekirdek aile de parçalanıyor. Bak bugün boşanma oranlarına bak. Yani eskiden böyle bir şey yoktu. Yani böyle... Boşanma oranı diye bir şey yok ki. Ben evlenip de boşamayan son zamanlarda çok az insan görüyorum. Yani boşanmama oranları var. Yani... Eskiden öyle bir şey yoktu dediğim gibi. O yüzden işte ortaya çıkan çocuklar yani çekirdek aileden de mahrum kalıyor. İnanılmaz bir şey. Her nesilde bir faz atlıyor. Acayip bir yere doğru gidiyor. Bu da ne oluyor? İşte herkes için bir şey getiriyor. Travma getiriyor. Yani birisi üzgünse ötekini de bu sefer etkiliyor. O da oluyor. Herkesin böyle bir depresyon pandemisi ortaya çıkıyor. Bu iyiydi. Esas pandemi bu. Esas bu. Dünyada yaşadığımız... Bu çok iyiydi. Yani gözlerimi açtı. Öyle ama yani. Gerçek pandemi bu. Depresyon belki pandemisi. Bunu yapmak istiyorlar işte zaten. Evet şu anda yani izin verdikleri... Dedik, şey bu. Hatta destekledikleri yani. Daha da büyümesi için çalıştıkları şey bu. Depresyon pandemisi. Girelim mi depresyona bak. Şimdi ben... İçindeyiz zaten de. Hayır şimdi gireceğiz ama şey olarak programda da giriyoruz şimdi. Anladım espri yaptım. Değerli izleyicilerimiz sıkılmasınlar. Sıkılmamaları için de şimdi ben çok kısa okuyacağım. Sen araya gir veya şey yap ben devam edeyim. Çok böyle kısa cümleler. Tamam, tamam. Çünkü biz bunu yapıyoruz arada programlarımızda. Konu savaş olduğu zaman yapıyoruz. Evet. Yeri geldiğinde biz bunun altını çizmiştik tabii, diyoruz. Tabii. Tamam mı? Tabii şunu da söyleyelim sen başlamadan önce sadece buyurun. Yorumlar değil bilgi de bilgiler de var. Mesela tabii. En son işte 20 Eylül'de Lübnan'a atılan çok büyük bir bomba aslında çok büyük bir şeyin işaretiydi. Tabii. Falan böyle önemli şeyler oluyor arka arkaya geliyor. O konuyu konuşacağız onu şey yapacak dijital şeye giriyor muyuz diye bir soru soracağım ben sana. Evet. Kıyamete. Çünkü dedin ya nasıl bir sona gidiyoruz falan dedin. Neredeyiz onu okuyalım. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı nükleer bir çatışmanın küresel tarıma etkisinin simüle edilmesi için çalışma yapılmasını emretti. Geçiyorum. NATO Rusya'nın uzaydan düzenleyeceği bir nükleer saldırıdan endişeli. Belt. Bu arada bu haberlerin hepsi hiçbirisi merdiven altı değil. Bunu tamam, tekrar edelim. Şeyin o simülasyonun gerçeği var, yaşanmış. Çernobil olayı yaşandığı zaman hepimiz hatırlarız 80'li yıllarda çocuk olanlar. Bu çay mevzusu olmuştu. Karadeniz evet. Çayları. Bak şu anda Karadeniz bölgesinde inanılmaz bir şekilde kanser vakaları. Hala. İnanılmaz patlamış durumda o tarihten sonra. Devam ediyorum. Dimitri Medvedev, Britanya olarak anılan adanın birkaç yıl içinde batması muhtemel. Ayrıca hipersonik füzelerimiz yardımcı olacaktır. Bak bunu birkaç hafta önce söyledi. Hemen tazesini okuyayım. Yani Rusya'nın eski devlet başkanıydı bu. Sonra Güvenlik Konseyi Başkanı oldu. Evet. Rusya medyası İngiltere'nin başkenti Londra'ya 750 kilotonluk bir nükleer saldırı simülasyonu yayınladı. Video 4 arkadaşlar. O sırada o devam edebilir. Hemen özel sorumu sorayım. Rusya niye İngiltere'ye takık? Ya Rusya'nın biraz o şeyi biraz kuru sıkı atma gibi geliyor bana.
Ama bir takık yani hep böyle oradan örnek veriyor. Tabii çünkü dünyanın merkezinin aslında City olduğunu biliyor. City of London malum. Londra'nın içerisinde bir de City of London var. O Londra kendisi değil. Tam merkezi. City diye geçer orası. Orası olduğunu biliyor ve kendine şu an orayı rakip gibi alıyor. Yani dünyanın merkezini hedefliyor esasında. Tabii. Parayı hedefliyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Tam olarak yani. Olay para. Tarımın merkezi neresi? Bu şimdi BRICS toplantısı yapılacak. Evet. Bak orada ne getirecekler? Yeni para. Ona merkeze alternatif yeni bir ödeme sistemi. Amaç yani o. Bilinçaltına orayı yerleştiriyor. Tabii. Londra simülasyon yapmasının hedefi evet. O diyorsun. Rusya ve bu Çin... Bu o simülasyon mu bu? Evet bu o simülasyon. Ta kendisi. Rusya'nın simülasyonu Rusya'nın, mu? Rusya'nın. Londra'yı Rus medyası İngiltere'nin başkenti Londra'ya 750 kilotonluk bir nükleer saldırı simülasyonu yayınladı. Bunun gibi dolu şey var. Ya onlar bunu getirdi. Ama bunlar böyle bu hikaye. Yani bunu yaparsa kendini de yok eder. He? Yani şu anda dünyayı 50 kere yok edecek kadar güçte nükleer silah var dünyada. Evet. Gezegen kalmaz. Kendi de yok olur. O yüzden nükleer silah böyle büyük silahlar evet. Savaşı aslında engellemiştir biliyor musun 3. Dünya Savaşı'nı? 3. Dünya Savaşı yoksa olurdu. 2016'da olurdu. Burada da çok önemli bir şey söylüyorsun esasında. Bu bizim korktuğumuz şey esasında bizim hayatlarımızın sigortası mı şu anda? Ama evet. Çok tezat ama öyle. Bak hep gene tezatlıklara geldik. Değil mi? Bak çok burada da çok güzel bir şey yakaladın. Nükleer diye şimdi okuyorum devam ediyorum. Bizi korkutuyorlar esasında. Korkuttukları şey bizim şu anda burada oturmamızı hani evet. Bir nebze sağlayan şey. Öyle maalesef öyle bir şey aslında. Yani nükleer silah olmasaydı savaş çıkar mıydı? Hani çıkardı ya. Oho, 3. Dünya Savaşı'nın hatta biz şu an 4. Dünya Savaşı'nı falan yapıyor olurduk yani. Değil mi? Tabii. Hakikaten ama söylediğin şey çok ciddi bir şey yani. Tabii. Bak devam ediyorum. Bak bu olaylar olurken geçen haftaki Lübnan saldırısı dedin ya oraya geleceğiz. Şeyleri falan. Hmm. Dijital olaylar. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Şoygu İran'a geliyor. Bizim dünyadan haberimiz yok. Ondan sonra MI6 İngiltere Başkanı Türkiye'ye geliyor. Falan. Çok acayip şeyler oluyor şu an. Değil mi? Bu geçtiğim geride bıraktığımız hafta çok acayip bir şeyler oldu. Yani MI6'in başkanı buradaydı. İşte dediğin gibi Rus Güvenlik Konseyi Başkanı İran'a. İran'da falan. Çok acayip bir şey oluyor. Rusya 35 yıl sonra ilk kez kontrollü nükleer patlama yapmayı planlıyor. Tamam. Şimdi çok başka bir şey. Biraz da hani böyle bir şeylerin altını çiziyoruz. Kusura bakmayın diyoruz seyircilere sıkabiliriz bazen diyoruz. Hayır. 17 numara. 17 numaralı görsel arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz, bizi sıkı takip eden izleyicilerimiz sağdaki karakteri bilirler. Biz çünkü sık sık altını çiziyoruz. Kim bu? Burkina Faso devlet başkanı. Artık ne denirse onlara. Çok da övdüğümüz karakterler değil. Devlet evet. Başkanı diyelim. İbrahim Traore. Öbürü de İran. İran ve Burkina Faso nükleer işbirliği anlaşması imzaladı. Buyurun. Şimdi bu anlaşmaya doğru giden süreçte hemen birkaç hafta öncesine, 3,5 hafta öncesine gittiğin zaman Burkina Faso'da ne oldu? Bir terör saldırısı gerçekleşti ve 200 kişi öldü o terör saldırısında. İçinde sivillerin olduğu, 200 kişinin öldüğü bir şey. Bak, saldırının büyüklüğüne bak. Dünya medyasında ne kadar haber oldu? Değil mi? Ve kaç kişinin bundan haberi var? Eğer bak bu çapta bir olay Amerika'da olsaydı, İngiltere'de, Avrupa'da, hiçbir yerde olmasın ama olmaz. Böyle bir şey de olsaydı var ya, dünyada yer yerinden oynardı. Şu anda ikinci yeni bir 11 Eylül vakası nerede olduysa orası için onu konuşulurdu değil mi? Evet. Ama nasıl öldüğünüzden çok nerede öldüğünüz de önemlidir Burkina Faso'da olunca. Peki ama bu sadece Burkina Faso ile sınırlı da kalmadı. Bak Nijer bir de neresiydi bir tane daha vardı. Bu üç darbe olan üç ülke. Burkina Faso, Nijer. Hangisi de öbürü ya?
Ben de unuttum. Aklıma gelmedi ya. Neyse, bir tanesinde Sahel bölgesinde o darbeler olduğu zaman da biz konuştuk. Ve bu darbelerin hepsi de Rus destekli darbelerdi. Ve şu anda bütün cuntalar, bu üç ülkenin, Afrikalı üç ülkenin cuntası da Rusya'nın şu an kuklası olan ülkeler. Evet. Şimdi hemen bakıyorsun İran'la bir güvenlik anlaşması imzalandığını. O zaman bak, safların nasıl bir şey olduğunu görüyorsun, evet. Tamam mı? Ha, o diğer iki ülkede de aynı şekilde terör saldırıları gerçekleşmişti. Bunlar boşuna değil. Bunlar da Fransa'ya karşı, Batı'ya karşı tavırları ortaya koymuşlardı. Hatta mineral ihracatını falan, bu nükleer enerjide kullanılan şeyler, hepsini şak diye kesmişlerdi. Fransa bizden hatta sömürdüklerini geri versin dediler. Tabii. Nijer işte. Demiştin. Şimdi böyle bir şeyde nasıl hatların daha da keskinleştiğini ve savaşa, büyük bir şeye, çarpışmaya diyelim, daha da ne kadar yaklaştığımızı bize gösteriyor. Bir de bir şey daha oldu. O da bir hafta önce. Lübnan'dan bir füze atıldı İsrail'e. Tek bir füze. Demir kubbeyi, bir tek bir füzenin geçme ihtimali yok. Ve geçti. Ve sonradan öğrendiğime göre neymiş biliyor musun? Rusya'nın bu demir kubbeyi delen süpersonik füzeleri varmış. Ses hızından daha yüksek hızla giden ve hiçbir hava savunma sistemini durduramadığı. Bu ne demek biliyor musun? Rusya'nın aslında Lübnan üzerinden, ki bak, İran diyoruz. Buyurun. Lübnan aynı zamanda İran'ın da maşası. Tabii. İsrail'e bir füze attığı zaman dünyada ne konuşuluyor? Füzeleri biz Ukrayna üzerinden Ukrayna'ya kullandırtalım, Rusya'nın içine gitsin. İngiltere Başbakanı sırf bunun için yine o bir hafta kadar önce, 1,5 hafta önce gidip Biden'la bu konuyu görüştü. Ondan önce de NATO Genel Sekreteri ile görüştü, Stoltenberg'le. Evet. Yani aslında ne oluyor biliyor musun? Rusya oradan da demiş oluyor ki, siz bana karşı Ukrayna üzerinden silahlarınızı, füzelerinizi Ukrayna'ya kullandırtırsanız, bakın İsrail'de böyle deler geçerim. Hizbullah üzerinden. İnanılmaz bir şekilde aslında bizim arka planda oynanan ama görsele yansımayan, ancak böyle bir okuma yaptığın zaman karşımıza çıkan bir tablo var. Acayip bir resmen şu an herkes savaş pozisyonu alıyor. Ben öyle bakıyorum bütün bu gelişmelere. Evet. Bak, Fransız yetkililer 3. Dünya Savaşı'ndan korkuyor. Şimdi tekrar ediyorum. Fransız yetkililer 3. Dünya Savaşı'ndan korkuyor. Bunun başlığı atan kim? Le Monde. İnanılır gibi. Yani ben Fransa'da olsam depresyona girerim. Dedik ya. Şey demişti ya Macron, Time röportajında. Rusya dedi, Ukrayna'dan sonra hedef Avrupa dedi. Evet. Avrupa ölümcül tehditle karşı karşıya dedi. Ya bu doğru bir tespitti aynı zamanda ama. Yani bu zaten 3. Dünya Savaşı demek değil mi? Şu an tek bunun önünde, bunu geciktiren faktör ne? Ukrayna. Nükleer silahlarımız hazır. Ancak Rusya nükleer bir savaş istemiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Şimdi senin demin dediğimize gelelim. Daha var, çok haber var da okumuyorum. Biz sanki böyle Amerika Avrupa'yı Rusya'ya itiyor zannediyoruz. Dünya Savaşı, Avrupa yeni bir dünya savaşı istiyor da buradan kurtulmak için falan diye de konuşuluyor falan. Rusya böyle sanki biraz da böyle her gün hiç kimse sormadığı halde benim elimde, hani sen durup dururken söyler misin? Benim elimde nükleer silah var. Ne yapmak istiyor Rusya? Bunu sadece Rusya değil aslında. Batı ile de ortak bir hareketleri bu. Yani Amerika diyelim, İngiltere diyelim. Hep böyle bir nükleer tehdidi karşımıza koymaları. Yani Lübnan'a atılan bir bomba. Yeni Eylül'de. Yavaş gelelim. Bağlayalım bunları. Bağlayalım hadi. Görüntüleri düştü. Önce sosyal medyaya görüntüleri düştü. Kimse ne olduğunu daha bilmiyor. Hala da net bir şey yok. Bir cephaneliğin patlatıldığı falan söyleniyor da.
görüntülerde gece vakti koskoca bir gökyüzü aydınlandı. Böyle evet. Aynı atom bombasının şeyi dalgası olur ya, böyle bir mantar dalgası. Böyle öyle bir şey oldu. Ondan sonra her yer bir aydınlık oldu falan. Çok büyük bir patlamaydı yani. Ve bu herkesin ilk tepkisi ne oldu? Olasılık, değerlendirdi olasılık. Bir taktik nükleer silah kullandığı İsrail'in. Daha küçük çapta, daha lokal bir nükleer saldırı. Böyle büyük çaplı, böyle büyük şey değil de. Buna taktik nükleer silah dedikleri. Herkes bunu düşündü. Haklı olarak bu olasılığı ben de değerlendirdim yani. Şimdi öyle bir ortamdayız ki. Bak, bütün bu açıklamalar neye hizmet ediyor? Buna hizmet ediyor. Bunu biz daha önce bir kere gördük. Bir kere değil yani, bir dönem gördük. O da neydi biliyor musun? Soğuk Savaş'tı. Şu an bizim içine girdiğimiz dönem nedir biliyor musun? Soğuk Savaş 2.0. Yeniden Soğuk Savaş'ı yaşıyor şu an dünya. Evet. Soğuk Savaş'a girdik. O zaman kullanılan yöntemlerin aynısı uygulanıyor. Nükleer bir tehditle dünyaya çeki düzen vermek. Doğu bloğu da, Batı bloğu da aynı ortak şeyden beslenerek, karşıtlıkları olsa da ama ikisinin de işine yarayan bir şekilde kendi kamuoyunu, evet, kendi toplumlarını, kendi sistemlerini dizayn edebiliyor. Bu gücü veriyor ve şu an aynısını yapıyorlar. Yani çünkü evet, nereden baksan o savaşı istiyormuş gibi görüyorsun. Evet. Ama aslında hikaye orada tamamen... Avrupa'dan bakıyorsun değil mi? Macron'dan baktığında savaş istiyormuş gibi görüyorsun. Hani kendini, şeyini, iktidarını. Evet. Abi işte İsrail'den baktığın bu zaman zaten çok net görüyorsun. Bu yeni bir soğuk savaştır. Çok net yani. Modern soğuk savaş. Neo soğuk savaş diyelim ona biz. Neosu hani... Yani bütün akımlar öyle bir neo gelir ya başına. Şeyi de attın abi. Neo soğuk savaş. Aynen. Manşeti attın yani. Ama çok doğru yani. Herkes savaş istiyor ya. Yani dev, şey olarak, yapı olarak. Kimse çünkü istemiyor. Çünkü niye biliyor musun? Esasında bir hükümet, kimse istemiyor. Bir hükümet ekonomik olarak halkına bir şey vaat edemiyorsa onları kontrol altında tutamaz. O mevzu zaman burada. O zaman savaş arar. Savaş senaryosu. Korku İmparatorluğu. Peki gelelim Lübnan'a, şu olaya gelelim. Birden her şey patlamaya başladı. Önce çağrı cihazları patladı. Evet. Sonra telsizler. Telsizler patladı. Sonra haberler başladı. Dediler evlerdeki güneş, çatılardaki güneş panelleri patlamaya başladı dediler. Evet. Arabaların radyoları patlamaya başladılar dediler. Sonra başka ne dediler? Sadece demediler, görüntülerini de izlettiler evet, bize. Sonra telefon satıcılarındaki telefonlar birdenbire takır takır patladı. Şimdi bu normalde bir film gibi geliyor. Hatta biz burada işledik mi? İşledik. İşledik. Dünyayı ardında bırak. Bu ne kadar gerçek? Buraya ne kadar yakınız? Sence dijital kıyamet diye bir şey olacak mı günün birinde? Çünkü bu başladı mı bitmez. Şimdi, belli ki gördük. Evet. Cep telefonları veya bu arabalar, elektrikli arabalar üzerinden yapılır mı falan konuşulmaya başlandı ya. Evet. Evet, biz burada bu o film üzerinden, o sahneyi, filmin sonlarına doğru da şey vardı. O elektrikli araçların hepsinin sürücüsüz bir şekilde gelip patır 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 kaotik bir ortam kaotik vurduğu, birbirine çarptığı bir sahne vardı. Şimdi bu elektrikli araç diyoruz da aslında bunlar elektrikli araç değil. Bunlar tekerlekli cep telefonu. Evet. Evet. İçine binebildiğin cep telefonları. Bunların bildiğin telefon ya. Araba şeklinde yapmışlar telefonu. İnternet bağlantısı var. Yazılımı var. Şuyu var, buyu var falan. Yani bizim bildiğimiz şey değil, araba değil yani bunlar. Ve kontrol edilebiliyor. Şimdi bunun sahibi olduğunu düşündüğümüz kamuoyundaki Elon Musk. Geçenlerde bu Çeçenlerin elebaşına, Çeçenistan elebaşı diyeyim ben ona, Kadirov var. Evet. Tamam mı? Putin'in kuklası olan Ramazan Kadirov. Gitti buna bir tane Cybertruck hediye etti. Bu Tesla'nın Cybertruck modeli var ya böyle kocaman. Evet. Ondan sonra bu herif gitti bunun üzerine şöyle şey taktı, silah taktı. Hani arabaların üzerine böyle makineli tank gibi taktı falan. Sonra ne oldu biliyor musun? Daha yeni, bu çok yeni bir şey söyleyeceğim.
arabayı kilitledi. Bir sinyale bastı, araba çalışmadı. Ondan sonra bu bayağı haber de oldu dünya medyasında. Açıklama yapıyor. Kim kilitledi? Elon Musk. Elon Musk. Arabayı amacına uygun kullanmadı diye. Bu bura önemli. Abi böyle bir şey var mı ya? Yani bak şey Kadirov'u savunduğum için falan söylemiyorum. Ya da herhangi birini savunduğum için söylemiyorum. O şey değil ya. Bir araba ya. Araba ise. Düğmeye basıyorum kapanıyor. Kullanamıyorsun. Ya şu an araba ölü hale geldi. Yani bütün teknolojinin birileri tarafından yani sen anında kilitleyebilmesi. Senin havadayken uçağını kilitler ya. Acayip bir noktaya geldi. Filmde kilitleniyordu bu, uçaklarda. Filmde de işte uçak düşüyordu ya. Gemi geliyordu, karaya vuruyordu. Kilitli halde geliyordu işte. Bir şey. Yani çok acayip. Ardında tabii. Yani bizim bunları sorgulamamız lazım. Evet. Teknolojiye bağımlılık özellikle. Teknolojiye bağlı olmak değil. Teknoloji iyidir, bağlı olan. Ama bağımlılık noktası bir facia. Korkunç bir şey getirir. Ne getirir biliyor musun? Yamyamları getirir. Yamyam filmleri var ya, onlar da gerçek olur. İnsanlar birbirini yer. Onu soruyorum zaten. Ve, oraya mı gideceğiz? Ve yemiştir de biliyor musun? Mesela Mao, Çin'de devrim yaptıktan sonra o açlık sefalet içerisinde ne olmuştur biliyor musun? Köylüler insanları mezarlarından çıkarıp yeni ölenleri yemiştir. Çocuklar kaçırılıp çocukları yemişlerdir. Bak bunlar gerçek tarihsel şeylere girmiştir bunlar. Bunlar var ya yani yolcuları falan kaçırıp insan yemeye başlamışlardı o açlıkla. Mesela bu şeyde de oldu. Kamboçya'da da benzeri şeyler oldu. Kamboçya'da büyük kıyametler yaşanmış. Yani bu Pol Pot döneminde insanlar o açlık, yani nerede bir diktatörlük, despotizm ortaya çıkıp onunla devrim yapıyorsa o felaket, o açlık da. Bak Sovyetlerin ilk yıllarında da vardır ha. İlk böyle Bolşevik devrimi ilk yıllarında o açlık sefer. Şeyde. Hep devrim diyorsun yalnız. Ama öyle oldu yani. Değil mi? Hep devrim. İşte Kamboçya'da insanların fare yediğini falan biliyorum yani. Ne bulsalar yiyorlar. Öyleymiş. Yani şeyde de öyle. Çin'de de öyle. Çin'de böcek möcek yiyorlar ya. O döneminden kalma bir kültür o. Evet. Yoksa böcek, fare, bilmem ne, yılan, mılan ne bulsa yemiş herifler ya. İnsan bile yemişler. O sefalette. Yani şu günün birinde şunu sorayım sana. Daha net sorayım. Hani şey yapmadan. Kendi kendimizi, kendi elimizle bu oluşturduğumuz şeyle elektronik cihazlarla medeniyetsiz taş devrine çevirme ihtimalimiz var mı? Abi bir insanın aç kalmasına bakar abi. Bir aç kaldı mı var ya toplum, kitle. Orada yamyamlık başlar. Her türlü vahşet olur. Ve orada otorite böyle kural, mural falan kalmaz. Vahşet olur. Hayvana dönüşür. İnsan var ya bir tık böyle bir şey var ya, bir ince ayarı var. Yani onun bir ötesine geçtiği anda, bu korteks denilen bir yapı var. Tabii. Korteksin ötesine geçtiğin anda hayvan oluyorsun. Bildiğin hayvan, hiçbir farkın yok aslında insan olarak. O onu tutan şey, seni tek orada şey tutan şey, hayvanlardan ayıran şey, o korteks denilen bir takım ahlaki değerleri oluşturan yapı. Onu da sürdüren şey sadece o insanın hayatını sürdürülebilir halde olması, işte karnının doyurucu olması, şu olması, bu olması ve bunu sağlayan bir takım kurallar. Bunlar ortadan kalktığında var ya, feci bir şeye gider. O yüzden ben dünyanın bu yeni fazında da böyle bir evreden geçirilmesi gerektiğinin hesaplandığını, bu kaosun. Çünkü düzen kaostan doğuyor. Doğada da böyle. Yani bir dünyanın en güzel doğal böyle yemyeşil süper şeylerine bak. Nerelerdir biliyor musun? Volkanik bölgeler. Volkan patlıyor, lavlar her şey yok oluyor, yanıyor. Oradan yeni bir daha güzel bir şey çıkıyor. Evet. Kaostan doğan düzen doğuyor. Hep böyle oluyor. Ve bunun üzerinden yeni bir düzene geçilmesinin planlandığını düşünüyorum. O yüzden
Şimdi dünyada bizim sonumuz nasıl gelecek? Yani helak mı olacağız? Neler yaşayacağız falan kısmıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Ben 2025 yılının yaz aylarında çok büyük çekirge saldırıları bekliyorum. Tarlaları silip süpüren, yani geçmişte olmuştur bak böyle Mısır'da, tabii, Firavun döneminde falan. Çekirge sürüleri, bu Allah'ın bir laneti olarak gelmiştir. Ama Allah o lanetini sana gönderirken bunu senin elinle de yapar. Yani o çekirgeleri sana fabrikada bile ürettirebilir. Aynı sivrisinekleri Bill Gates'e ürettirdiği gibi. Bill Gates mi üretiyor? Tamam, o yapıyor ama taşı sen atmıyorsun. Aslında Allah atıyor. Yani o sivrisineği de her şey aslında. Ama biz ne yapıyoruz? İnsan olarak sadece seçimler yapıyoruz. Biz bir şeyi seçiyoruz ve seçtiğimizi Allah yaratıyor. Şimdi o yüzden diyorum, toplu balık ölümleri. Ben 2025 yazı için böyle bir kıtlık senaryosunun uygulamaya koyulması, ki sadece 2025 yazında değil bu, kıştan başlıyor aslında. 2024'ün kışından başlıyor. Kış aylarından. Başlayan büyük bir, aynı 1929 buhran dönemindeki olayların tekrar edeceğini ve yaz aylarına gelindiğinde de bunun da bu tür böyle balık ölümleri ve çekirge istilalarıyla 2025 yazında, bak, kayıtlara geçsin. Bunu 2024'te söylüyorum şu an. Daha sonbahar aylarında. Böyle bir şey bekliyorum. Süper bakteriler 2050 yılına kadar 39 milyon insanı öldürebilir. Time. O araya verelim bunu da. Bunu da, tabii, bize söyledikleri zaman söylediydik bu arada deriz. Şimdi 2025 dedi Hamza Bey. Süremiz çok az kaldı. Hemen Lübnan'daki patlamalar sırasında bir tane enteresan detay var ki, Elon Musk uydu interneti Starlink'in Yemen'de kullanıma açıldığına söylüyor. Tam o gün. Evet, yani Yemen'de de bir iç savaş var, biliyoruz. Şimdi hemen hızlıca verelim. Görsel 13. Dijital kaos dedik. Dijital kıyamet dedik. Bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum bunu ya. 1997 sene. Aselsan 1919 Türkiye'nin ilk cep telefonu. Yerli üretim. 1997 yılında üretildi. En ileri rakipleriyle aynı özelliklere sahipti. 9 ülkeye ihraç edildi. Halk tarafından çok sevildi. Şimdi buna böyle bakmayın. Bunu hani elimizdeki bu telefonlar, hiçbir telefon elimizdeki telefonlar gibi değildi o zaman. Hepsi, tabii, aynı. Hepsi böyleydi. Hepsi böyleydi o yani. O zamanın en şeyi böyle Ericsson vardı. İlk çıkanlarda. Böyleydi. O da böyle bunun gibiydi. Yani buna bakıp bu muymuş yaptıkları falan diyemeyiz. Onda bir de şey vardı, Motorola vardı. Böyle bir antenini çekiyordun falan böyle. İlk şeyde böyle antenli falandı. Ondan sonra daha böyle kompakt modeller falan bugüne kadar evrildi. 9 ülkeye ihraç edildi. Halk tarafından çok sevildi. Evet, hatırlıyorum ben. Reklamlarını da hatırlıyorum. Ancak 1999'da üretimi gizli bir el tarafından durduruldu. Ya hep öyle olmuş yani, uçak üretiminde de bu ülkede uçak üretildi, durduruldu. Vecihi Hürkuş filmini de galiba çektiler değil mi? Evet. Ondan sonra araba üretildi, devrim arabaları. Yine durduruldu. Sebep ne? Benzin gitmedi bilmem ne ya falan. Benzin koymayı unutmuşlar. Lan koy o zaman. Benzin yok diye şey mi olur? Yani yapmışsın, devam ettir. Ama bu teknoloji, yani bir sen üretiyorsan bu yan teknolojilere doğuruyor. Yani senin, boş ver abi, sen satın al ya. Yani ben sana daha ucuzunu vereyim. Teknoloji bende olsun şeyi hep olmuş. Burada da olmuş işte. Aynı film tekrar tekrar dönüyor. Zamanımız bitti. Bitti ama çok önemli bir detay. Şimdi bahsettik ya, Doğu'dan, Hindistan'dan, Çin'den, Japonya'dan, işte birbirleri arasındaki dengeden. Çok enteresan bir haber var. Japonya nüfusunun %30'u 65 yaş ve üzeri olan dünyanın en eski büyük ülkesidir. Tamam. Çin'den gelen güvenlik tehditleri de artmaktadır. Bu zorluklarla baş başa çıkmak için ekonomiyi güçlendirmek hayata önem taşır ve teknoloji. Bu haberi ekonomist yapıyor. Japonya diye yazdık mı bir kenara? 2 gün önce Çin'de bıçaklanan 10 yaşındaki Japon çocuk hayatını kaybetti. Bıçaklayan da 44 yaşında bir adam.
Çinli. Bak bu hikayeyi hep biz her yerde görüyoruz. Birileri bir yerlerde sen devam et. Bıçaklamaları diyemiştin ama süremiz çok az kaldı. Şimdi tamam, bu bıçaklama olayıyla bu oradaki ekonomik şeyin bu tehdit olarak bunun haberleştirilmesi bağlantısı ne kadardır bilmiyorum ama şu dikkatimi çekiyor. Bir gerginlik yaratılıyor. Bu bıçaklama olayları hem en sonunda geçen Hollanda'da Rotterdam'da oldu. Arka arkaya Avrupa'da, Türkiye'de dahil olmak üzere inanılmaz bir şekilde bıçaklı saldırı terör haberleri her yerden gelmeye başlıyor. Evet. Yani bu nasıl arabaları mesela kumandayla gönderiyor, çarptırıyor bilmem ne uzaktan. İnsan beyninin de uzaktan düşünsene herkesin böyle bıçaklı psikopatlara dönüştürüp birbirine girdirildiği bir senaryo düşün. Tabii daha uç bir senaryo ama bir de şunu söyleyeyim bunun bu haberle alakalı. Çin aslında Japonya 2.0'dır bana göre. Japonya'nın yerini almıştır. Çünkü Japonya 1970'li yıllarda evet. Aynı Çin'in 2000'li yıllarda olduğu hali gibiydi. Sonra 80'li yıllar, Japonya'nın 80'leri aslında Çin'in 2010'larıdır bence. Japonların 90'ları Japonya'nın ne anlamda söylüyorum? Ucuz iş gücü 70'li yıllarda, tamam mı? Ve bunu sömüren bir batı ihraç ettiği şeyle bunları satın alan, enflasyonla bunları satın alan bir batı. Daha sonra Japonya'da iş gücünün daha pahalı hale gelmesi, bu sefer Japonya'nın konumunu Çin'e devretmesi. Ve o sürecin aynısını, nasıl bunlar birbirisi için o tehdit olarak gördüyse, bugün aynısını şu an Japonya'nın durumunda Çin vardır. Çin'in durumunda da bu sefer Hindistan vardır. Eksen oraya kayıyor şu anda. Hindistan var. Bangladeş falan da bunun içine koyabilirsin. O yüzden bu Pasifik'e tekrar gelip bu konu bağlanır tehdit olarak. Yani Japonya, Çin, ondan sonra Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya hepsinin de burada çatıştığı noktalara gelir bağlanır. Son bir şey okuyacağım. Ondan önce sen kapatacaksın. Parayı takip ediyorsun ya. Evet. Bir cümle okuyacağım. En son haber bu. Hem yorumuna hem kapat. Ben şu elma ile ilgili bir şey okuyacağım. İstersen onu sen de okuyabilirsin. Ne bu okuyacağım şey? Değerli izleyiciler, elmayla başladık, elmayla bitirelim. Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'ın ölmeden önce kendisine son kez e-posta gönderdiği ortaya çıktı. Biz bu haberi 2 ay önce buraya koyduk masamıza. Şimdi okuyoruz. Tam günü geldi. Bunu ben mi okuyayım, sen mi okumak istersin? Fark etmez. Tamam, sana ben de. Senin haberini okuyorum o zaman. Senin haberini okuyorum. Çünkü biz bunu da yaptık burada. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde. Çok önemli bir haber. Dün akşam düştü bu. Bununla ilgili biz bir program yaparız. Çok detaylı. Ama yaptık. Değerli izleyicilerimiz merak edecek şimdi. Küresel ekonominin 1920'lerde ki büyük buhranla aynı noktaya geldiğine inanıyorum diyor. Evet, bunu kim söylüyor? Altını çizelim. Tekrar söylüyorum. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde. Lagarde. Evet, IMF'nin de aynı zamanda eski başkanı. Christine Lagarde. Tekrar edelim. Büyük buhran uyarısı. 2020'lerde ekonomi 1920'lerle benzerlik gösteriyor. Günaydın. Günaydın diyelim biz Christine Lagarde'a. Gerçi zaten o biliyor, bilmez olur mu? Biliyor. Hem de bu işi çok iyi biliyordu ama daha yeni artık bunlar söyleniyorsa. Ben söyleyeyim de diye söylüyor artık değil mi? Değil mi? No, dediğin gibi biliyor, ben söyleyeyim değil. Ama biz çok önceden beri konuşuyoruz bunu. Biz bununla ilgili yani, 3 program yaptık. Evet. Son dönemde baktığın zaman açık ve kapalı mesajlar arka arkaya öyle bir şekilde söylüyor ki. Geçen hafta konuştuğumuz Fight Club üzerinden finansal tarihin çöküşünü izleyeceğiz. Retoriğini gündeme getirmesi diye ekonomistin. Bunu da açıktan bir şekilde 1929 büyük buhranını aynı koşullarını tekrar yaşıyoruz. Bunu söylemesi aslında önden bir hazırlık ve bunu yaparken de sorumlusu kendisi değilmiş gibi. Yani sistemin kendisi değilmiş gibi neyi bir takım suçlamalar getiriyor. Altına yani işte altını kötülüyor.
Ondan sonra yani kendilerinin alternatifi olan gerçek paradan bahsediyorum. Onu kötülüyor. Ondan sonra devletlerin kutuplaşması, ekonomik milliyetçilik yani işte milli ekonomi politikalarını şunları bunları suçluyor. Kendilerinin kurduğu sistemin hiçbir suçu yok. Şişirilen kredi balonlarının ve ekonominin sürdürülemez bir borç balonunun içerisinde oturtulmasında hiçbir şeyleri yok. Geçen hafta demiştik ya, geçen hafta mı ondan önce CIA, FBI şeyleri rapor yazmışlardı. Dünya sistemi tehlike içerisinde falan diye. Aynı kafa. Yani dünya düzeni tehdit altında diye CIA'nin ve MI6'in başkanları ortak makale yayınlıyor. Ortak makale. Eyvah yani, diyorlar değil mi yani? Yani dünya düzeni tehdit altında derken aslında işte bu kendi düzenlerinin sonunun geldiğini kendileri de biliyor. Artık itirafını da yapıyorlar bunun. Ama bunu yaparken de hep bir başka bir tarafa suçlama var. Tamam, hep bir suçu atma var. Ondan sonra... Ben gene son cümleyi sana bırakacağım. Ben bunu okuyorum. Tamam. Son cümleyi söyle, direkt kapatalım. Çok tamam. Açtık. Tamam. Değerli izleyiciler, tekrar ediyorum. Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs ölmeden önce kendisine son kez bir e-posta gönderiyor. Onu okuyorum. Yediğim yiyeceklerin çok azını kendim yetiştiriyorum. Ve yetiştirdiklerimin tohumlarını da ben üretmedim. Giysilerimin de hiçbirini kendim dikmedim. İcat etmediğim bir dili konuşuyorum. Kullandığım matematiği ben keşfetmedim. Kendim tasarlamadığım ya da yasallaştırmadığım özgürlükler ve yasalar tarafından korunuyorum. Kendi yaratmadığım bir müzikten etkileniyorum. Tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğumda hayatta kalmak için kendime yardım etmekten acizim. Transistörlü mikro üflemciyi nesneye yönelik programlamayı da ya da üzerine çalıştığım teknolojilerin çoğunu da ben icat etmedim. Yaşayan ve ölü tüm insanları seviyorum ve onlara hayranlık duyuyorum. Yaşamım ve refahım için tamamen onlara bağımlıyım, insanlara. Buyurun. İşte insanın tek başına bir hiç olduğunu kendine yazmış. Böyle düşünmüş. Düşündüklerini yazmış. Ama çok net. İnsan tek başına bir hiç ya. Yani bu yayını... Şimdi şöyle düşünün. Bizi izleyen bir izleyicimiz şunu düşünebilir. O televizyonu kendi mi yaptı? Hayır. Veya oturduğu koltuğu kendi mi yaptı? Hayır. Bizi burada yaptığımız program esnasında oturduğumuz sandalyeleri biz mi yaptık? Hayır. Çayları biz mi yaptık, ürettik? Yok, hayır. Biz kameraman mi demedik? Biz mi kendimiz çekiyoruz? Hayır, kameraman arkadaşlarımız var. Rejideki arkadaşlarımız. Ama buradaki her faktörü, her şey, yani şuradaki işte Video World, onun bu ithal, ona gelen uçağın pilotu ya da neyle geldiyse onu şey, ya o kadar çok, o kadar çok insan faktörü var ki her yerde, bu odanın içerisinde. Fiziki olmasa bile mesela bir binada onun mimari kuvvet yasaları, Newton'a kadar dayanırsın. O kadar her şey birbirini besliyor ki, o kelebek etkisi dediğimiz şey o kadar güçlü bir şey ki aslında. Bunu gösteriyor. Ya biz tek başımıza hiçbir şey değiliz. Değiliz. Hiçbir halta da yaramıyoruz. Ve insana insan lazım. İnsana işte bak, bu Steve Jobs'ın burada saydığı, nimet olarak saydığı şeyler, yemek, ondan sonra işte özgürlüğünü ve sağlık, şeyini, sağlığını sağlayan yasalar, bilim, bir şeyler falan. İnsan, evet, bir şey var, bir retorik var. Daha önceki yayınlardan birinde ben söylemiştim. Ya bir yazar, kim söylediğini hatırlamıyorum. Şey de olabilir. Şimdi neyse, şöyle bir şey var, söz var. Cehennem başkalarıdır. Doğru. Dünyayı insanlar birbirlerine cehennem edebilir ama cennet de başkalarıdır. Yani bir bıçağın iki yüzü gibi düşünebilirsin. Her şeyi, her şeyi. Dünyayı biz bir cennete de dönüştürebiliriz, cehenneme de dönüştürebiliriz. Bir sistem var ve o ortada ve bunun iyiye kullanılmasıyla ilgili ne yapılır? Bunun üzerine kafa yormak yerine, tamam kafa yoranlar falan var ama tam tersine bunu
nasıl oradaki nimetleri, oradaki gücü tekelleştirip, merkezileştirip bütün dünyayı biz nasıl köleleştiririz diyen ve bugünkü sistemi de işleten, hem kuran ve hem de orkestra şefliğini yaparak yürüten de bir yapı var. İşte cehennem başkaları derken tam onlardır işte. Onların yeni dünya düzeninin önünde işte bunları bilmediğimiz sürece bunları hayatımıza getirdikçe kabul ederiz. Tamam deriz. Ama ne zaman ki bunu bilirse insanlar der ki o zaman hayır. Nakitsiz toplum mu? Hayır. Kabul etmiyorum. Programlanabilir para mı? Hayır. Kabul etmiyorum. Tarihi senin dijital bir parayı sana son kullanma tarihiyle verdiği zaman ne yapacaksın? Az önce faizin kan dolaşımındaki hızı belirlediğini söylemiştik. Direkt bunu senin cüzdanına kadar uyguladığı zaman ne yapacaksın? Hayır diyebilmen lazım. Gücü başkalarına vermemen gerekiyor. Bu merkezi olarak dünyanın sonunu getirecek bir şey. Bu, bakın bu kadar insan, her şey, herkes bir değer üretiyor ve toplamda ortaya bir refah çıkıyor ya. Bunu birisi, bir grup çıkıp yönetemez arkadaş. Yok. Yöneticiler yok. Liderler yok. Hükümetler yok. Özgür, aklını kullanan ve kararlarını alabilen bir kitle. Kolektif karar alan bir kitleden bahsediyoruz. Bu ancak zeka ile mümkün olur. Zeka ile. Bu maymunlarda, hayvanlarda çalışmıyor. Ama bizde de çalışmıyor. O zaman bizim maymunlardan ne farkımız kaldı? Ne zaman işte bunu başarırsak insanoğlu olarak, o zaman refaha ereceğiz, o zaman düze çıkacağız. O cehenneme çevirdiğimiz bu dünya o zaman cennete dönüşecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese de selamlar gönderiyorum. Bizi izlediğiniz, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.